Herkese selam. Ben kitap süftörünüz Sare. Esra Şahin tarafından kaleme alınan Uzet isimli hikayenin seslendirmesiyle karşınızdayız. Diğer hikayelerimizi dinlemediyseniz YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz. Daha fazla hikaye dinlemek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Keyifli dinlemeler. Kadın doğum hastanesinin karşısında çocuk sahibi olmayanlar oturup da başkalarının çocuklarını izlesin diye park yapmaları diyerek tekrardan Neşe'den uzak bir gülüş attı. Yavuz Esman elini baş parmağıyla okşadı. Esmam, Rabbimin ümidi vaki diye de Ama o an Esma eşini duymuyordu. Çünkü zihninde onlarca farklı doktorun sesinden aldığı imkansız cevabı yankılanıyordu. Aylardır içine akıttığı gözyaşlarının yıllanmış zehri adeta tüm organlarını o an kavuruyordu. Aldığı olumsuz cevapların yükü tam şu anda omzuna yıkılıyordu. Onu kuru bir yaprak gibi ezip geçiyor. Her saniye o acı başa sarıyordu. Boğazını saran dikenli teller nefesini kesiyorken Esma dışarıya soluğunu üfledi. Daha sonra başını yavaşça Yavuz'a çevirdi. Yüzündeki her bir çizgisini, birkaç ayda saçına düşen her bir akı Esma usul usul seyretti. Kendisi yüzünden çökmüş eşine bakıyordu. Gözleri her bir zerresini tekrar, tekrar ezberlerken bunları benim yüzümden yaşamayı hak etmiyorsun sen daha çok baba olmayı hak edecek bir adamsın. Bir çocuğu böyle bir babadan mahrum edemem dedi Esma. Yavuz'un yüzü kendi suretine tırmandığında bakışlarını başka yöne çekti. Birazdan dilinden çıkıp yüreğinde koca depremlere sebebiyet verecek o şeyi aşı olduğu gözlerine bakarak söyleyemezdi. Esma boğazındaki yumruğu yok etmek için yutkundu. Ardından koca bir nefes alarak daha fazla uzatmanın bir manası olmadığına kanaat getirdi. Bil ki bunu söylemesi benim için çok zor bir durum. Sanki ruhum ateşlerde yanıyor. Tüm kanım yavaş yavaş vücudumdan çekilerek beni ölüme mahkum ediyor. Kısa bir sessizliğin ardından devam etti. Kanadım kökünden kırılmışken kolumu da kendi ellerimle kırmak öyle zor ki Yavuz. Yavuz derince yutkunarak dolan gözlerini kırpıştırdı. Aklımdan geçen şeyi söyleme. Lütfen bunu bize, bana yapma. Esma Yavuz'un söylediklerini kolak ardı ederek başını önüne eğdi fısıldayarak boşanalım dedi. Yavuz o anın şaşkınıyla dona kaldı. Ne dedin? Esma sesini yükselterek gözünden akan yaşları eşliğinde konuşmaya çalıştı. Duydun işte Yavuz. Boşanalım gitsin. Biliyorum. Sen bir çocuğun olmasını dünyadaki her şeyden daha fazla istiyorsun. Bu kötülüğü sana yapamam. Birkaç doktor olmayacak dedi diye mi bu saçmalık? Rabbimin sana yazdığı kaderi. Onlar ne bilir Esma'm. Gerekirse dünyanın öbür ucundaki doktorlara gideriz. Derin bir soluk alarak devam etti. Ha, yine mi olmadı? Olmazsa da olmasın. Umurumda değil. Rabbim bizi bununla sınayıp cennetine mükafatlandırır. Bana bunun mümkün olduğunu sen öğrettin. Bu dünyamda bana sen bir ömür yetersin Esma. Esma başını ikene salladı. Yavuz, kaç aydır gitmediğimiz doktor kalmadı. Yoruldum. Terk edilmiş evlerden farksızım. Ayakta kalmaya mecalim yok. Beni ayakta tutan tek şey sensin. Ama seni böyle bir şeyden mahrum edemem. Anlıyor musun beni? Boşanalım. Sen benim ömür boyu dayanağım olacaksın şuracığımda diyerek elini kalbine koydu ve devam etti. Sana çocuk verecek biriyle evlen. Baba sevgisini tat. Son duyduklarının ardından Yavuz sinirlerine daha fazla hakim olmayarak ayağa fırladı. Sen kalbinde bir dayanak olarak kalacağını söyleyip bunu benden nasıl beklersin Esma? Böyle bir ihtimali nasıl düşünebilirsin? Son sözlerine doğru iyice kısılan Yavuz daha fazla ayakta kalamayacağını anlayarak Esma'nın yanına oturdu. Ellerini yine avuç içine alarak gözlerine baktı. Ben yanımda sen varken kendimim. Sen yoksan bir içim. Ne demek boşan başkasıyla evlen? Ben seni ölesiye seviyorum. Bana çocuk veremeyeceksin diye sevgim asla azalmaz. Ben seni her halinle severim. Bunu kabullen. Senden başkasına yar diye gidersem kolum kanadım kırılır. Öksüz bir güvercinden farkım kalmaz. Ruhumun ışığı beni sensiz, yolsuz, evsiz barksız bırakma diyerek eşinin alnını öptü. Hıçkırıklara boğulan Esma'nın başını göğsüne yaslayarak bedenini toprak gibi, hava gibi, su gibi korkarcasına incitmekten sardı. Evlenirken dediğimiz gibi, hastalıkta ve sağlıkta, ölene dek yanında olacağım. Ben seninle çocuk için evlenmedim ki, ben seninle bir ömür geçirmek için evlendim. Soluğunda bulduğum huzur bana yeter Esma'm. Varsın, olmasın çocuğumuz. Sen bana yetersin diyerek fısıldadı. Esma gözlerindeki yaşları elinin tersiyle sildi. Ve ama, ama çok istedin, çok sevindin, umut ettin dedi. Evet ettim, ettim ama Rabbim onu bizden daha çok sevdiği için yanına aldı. Onunla kavuşmamız mahşere kaldı. Esma ama Yavuz dediğinde, Yavuz sözünü keserek, aması yok Esma. Çocuğumuz olmayacak diye beni senden mahrum edemezsin. Ne olursa olsun ben hep sende kalırım. Çocuğum senden olmayacaksa hiç olmasın. Hem ne olmuş olmayacaksa Bırak da Allah bize yeni bir mucize gönderene dek içimizdeki çocuğu büyütelim. Benim hayallerim, beklentilerim, umutlarım senden ibaret. Yalnızlığımın sesi bile sensin Esma. Şimdi beni bununla, sensizlikle sınama. Esma tüm kelimelerini tüketmişti. Yavuz'un kalbindeki yeri, onun elini kolunu bağlayarak sonsa dek Yavuz'un yüreğini hapsetmişti. Bu konu burada bir daha açılmamak üzere kapatıldı. Anlaşıldı mı güzelim? Bir kez daha bu kelimeyi duymak istemiyorum dedi Yavuz. Esma başını sallayarak eşini onayladı. İçinden kaderimi bir kılıp ruhumun eşi diye bu adamı karşıma çıkardığım için şükürler olsun Rabbim diyerek dualarını gözyaşlarını kattı. Bir gün sonra Malatya. Esma bir yandan elindeki bavulu çekiştiriyor, bir yandan da başını kaldırıp evine bakıyordu. Önceden köydeki evlerini bu kadar özlerken şimdi özleyecek başka bir ev daha olmuştu. Esma günler sonra ilk defa gülümseyerek başını kaldırdı ve evine Balkondaki çiçeklerine uzun uzun baktı. Evim evim, güzel evim diyerek ciğerlerine bir soluğu çekti. Güzelim, yardım istemediğine emin misin? Çok ağır gözüküyor. Ya bir yerini incetirsen? Esma arkasından seslenen neşine döndü yavaşça. Gülümseyen gözlerle cevap verdi. Eminim. Merak etme, asansörle çıkartırım. Sen okula git, işini halledip hemen gel dedi. Yavuz gülümseyerek eşine baktı, başını salladı. Bu arada... Şimdi Zehra mesaj attı. Sanda atmış ama görmemişsin sanırım. Birkaç saate annemle bize uğrayacaklarmış güzelim. O zamana kadar ben gelirim dedi. Tamam. Kolay gelsin sana. Allah'a emanet ol dedi. Eşine elini sallayarak kapatmanın içeriye girdi. Asansörle evlerin bulunduğu kata çıktı. Büyük bir heves anahtarını çıkartarak evinin kapısını açtı. O anda evinin kendi az kokusu ciğerlerine dolduğunda gözlerini kapatarak derin bir nefes aldı. Çok şükür ya Rabbim dedi. Ardından ayakkabılarını çıkartarak içeriye girdi. Esselamu Aleyküm dedi. Bavulu yere değdirmeden banyoya götürdü. Elini yüzünü yıkayıp odasına giderek üzerine hastane kokusu demiş elbisesini ve şalını çıkartarak Yavuz'un tişörtlerinden ve kendi pijamalarından birini üzerine geçirdi. Aklından annemler geldiğinde firace mi giyerim artık diyerek banyoya gitti. Bavulu içindeki eşyalarını çıkartarak makineye attı. Bavulundaki tekerlekleri silip yerine yerleştirdikten sonra evini güzelce selip süpürdü. Tam bir şeyler hazırlamak için mutfağa gireceği sırada kapı çaldı. Esma hızla odasına koşarak üzerine siyah feracelerden birini geçirdi. Başına da yazmasını taktığında çoktan kapı çalınmaya başlamıştı. Esma gülümseyerek kapıyı açtığında karşısına gördüğü suret onu kısa bir süreliğine şoka uğrattı. Turan baba. Esma'nın yüzündeki gülümseme yavaş yavaş silinerek yerini şaşkınlığa bıraktı. Karşısındaki adam ne aylardır evlerine bir adım daha atmayan Yüzün dahi en son düğünlerinde gördüğü adamdı. Yavuz, yüzeysel bir şekilde araların iyi olmadığını anlatsa da asıl sebebi söylememekte ısrar etmişti. ''Ne o? Beni gördüğüne pek sevinmedin sanırım gelin hanım. İçeri bile buyur etmiyorsun.'' Esma yüzündeki şaşkınlığı düzelterek gülümsemeye çalıştı. ''Estağfurullah. Burası sizin de eviniz sayılır. Davet etmemek gerek daha yok.'' diyerek terlik uzattı. Ve eliyle salonu göstererek buyur etti. Kayınbabasının koltuğa oturuşunu... İfadesiz tuttuğu yüzüyle etrafı inceleyişini izledi. Eşyaları değiştirmemişsiniz. Esma odaya gözle vererek başını salladı. Evet, eşyalar zaten yeniydi. Gerek görmedik dedi. Bir iki nefeslik sessizliğin ardından açsanız yemek hazırlayabilirim dedi. Esma ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemiyordu. Bir taraftan da aylar sonra tam da Yavuz evde yokken neden geldiğini merak etti. Tokum. Esma derin bir nefes aldı. Peki, o halde bir şey ikram edeyim. Çay, kahve, soda diyerek Esma tekrardan sordu. Turan Bey karşısındaki koltuğu göstererek Esma'nın gözlerinin içine baktı. Çay ya da kahve içmeye gelmedim. İki kelam lafım var. Edip gideceğim. Esma yavaş adımlarla Turan Bey'in karşısındaki koltuğa oturdu. Feralcesinin üzerinde bulunan dantelle uğraşarak başını ellerine çevirdi. Dakikalar sonra Turan Bey'in dudaklarından kendince söyleniyormuş gibi iki kelam çıktı. Soyum kuruyacak. Duyduğu kelimeler Esman'ın yüreğine ok gibi saplandı. Omuzlarına adeta dünyanın yükü bir anda binerken yaşlı gözleri Tuğran Bey'in gözlerini buldu. Böyle ağır bir şeyi böyle pervasızca nasıl söyleyebilirdi? Esma'nın aklı almamıştı. Ciğerlerine çektiği her nefesi sanki hep eksik kalıyordu. Yüreğindeki kuşlar kanatlanıyor, kırık kanatlarını avs oldukları kafesinde kendi tellerine takılarak yeni yaralar açıyordu. Kuşların kanlarıyla ruhu boyanıyordu. Boğuluyordu. Çırpınıyordu ama sunacak tek bir dal bile bulamıyordu. Esma acı çırpınışlarını ve yüreğindeki yarını sızısını kendi içinde yaşarken kulakları o zehir zemberek sözleri duymaya devam etti. Soyum kuruyacak. Hem de senin yüzünden dedi. Esma'yı tepeden tırnağı süzerek kelimelerine devam etti. Çorak bedenin oğluma bir evlat veremeyecek. Bu evde bir çocuk sesi asla yankılanmayacak. Hepsi senin yüzünden. Karnındaki bebeğe dahi sahip çıkamadın. En başından beri ailemize layık biri olmadığını biliyordum. Esma'nın gözlerinden yaşlar birer birer süzüldü. Bir kelam etmek için ağzının her açışında kalbindeki kırıklar yüreğine batıyordu. Kanatıyordu, yırtıyordu. Omuzlarına bir yük olarak biniyor, onu sessizlik denen derin denizin endebine itiyordu. Yıprandığı yerden tekrar tekrar koparak taşlı zemini boyluyordu ruhu. Aklı karşısındaki adamın haklı oluşuyla tüm duyguları topyekün üzerine yıkıyordu. Biliyordum ama ahmak oğlumu senden vazgeçiremedim. Artık nasıl gözünü boyadıysan terk et, git buralardan. Git ki oğluma layık, soyunu devam ettirecek olan bir kızla evlendireyim dedi. Ardından gözlerini Esma'nın üzerinden çekmeden devam etti. Eğer birazcık gururum varsa ya da birazcık Yavuz'u seviyorsan buraları terk et. Anladın mı? Esma içindeki fırtınadan sağa çıkmaya çalışır gibi derin bir nefes aldı. Gözlerinin akan yaşları elinin tersiyle sildi. Göz bebeklerini karşısındaki adamın gözlerine sabitledi. Yavuz'un baba olmasını senden çok ben istiyorum. Onu da evlatsız bırakmaya niyetim yok dedi. Gözlerini kırpmadan adamın gözlerine bakmaya devam etti. Biliyor musunuz? Yavuz size gram benzememiş. Sizin gibi bir babanın elinde böyle pak bir evlat nasıl yetişmiş anlamıyorum. Esma yavaşça ayağa kalkarak kapıyı gösterdi. Şimdi lütfen gider misiniz? Akıtacak zehriniz kalmadıysa tabii. Turan Bey yavaşça ayağa kalktı. Esma'nın üzerine yürüyerek, gideceğim ama sen kovuyorsun diye değil. Söylediklerimi etraflıca düşün diye. Çünkü sen de biliyorsun ki bu evde bundan sonra huzurda mutlulukla kalmayacak dedi. Kapıya çarparak çıktı. Esma bedeni sarsılarak olduğu yere çöktü. Dakikalardır içinde tuttuğu yaşları bir bir akıttı tüm avıntılarını, hayalleri ve umutları parmaklarının arasından kayıp giderken ruhunun bir parçasını da ölümüne ağladı. Önce annesini, sonra yavrusunu emanet ettiği toprağa gömdüğü ölü ruhunun parçası biraz daha büyüdü. Çöktüğü yerden yavaşça kalkarak yaralarını sarmak için yaşlı gözler abdestini aldı. Rabbin huzuruna çıktı. Secdeyi her varışında ruhundan geri kalanları gözyaşlarıyla sulayarak yaşarttı. Bin bir parçaya bölünmüş hecelerini yapıştırmaya çalıştı dualarıyla. Daha sonra Rabbin en güzel nimetlerinden Kur'an-ı Kerim'i açtı. Okuduğu her harfte yerlere saçılan umutlarını topladı. Yürek kasesine topraktan yapılmış yürek kasesine koydu. Bir saat sonra Esma aynadaki kırık suretine baktı. Ağlamaktan kan çanağına dönmüş gözlerine, kurumuş dudaklarına, rengi solmuş denine dakikalarca baktı. Onca vakit yüreğindeki atışı söndürmek için gözyaşlarını akıtmıştı hiçbir faydası olmadığı gibi daha da alevlenerek bedenini yakıp kül etmiş, sonra da sert esen rüzgarlarla her bir parçasını feda etmişti. Esma derince bir nefes alarak tekrar soğuk suyla yüzünü buluşturdu. Havluyla kurularken aklına Zehra'nın nişanlıyken hediye ettiği kutudaki kapatıcı geldi. Kızarık göz altlarını kapatıcı ile kapatmaya çalıştı. Solgun yüzüne farklı bir renk gelmiş olsa da gözlerindeki kızarıklık hala ona ele veriyordu. Derince yutkunarak Son kez Esma aynadaki suretine baktı. Banyodan çıkarak mutfağa geçti. Yıkadığı sebzeleri tek tek acıları yerine doğradı. Ruhu gibi karman çorman olmuş çorbaya karıştırdı. Elleri yemekler ile hemhal olurken yüreğindeki acı gözlerini yine ve yine yakıyordu. Soğan acısından akmadığı bildiği yaşları elinin tersiyle hınçla sildi Esma. Bıçağı bırakarak olduğu yere çöktü. Sırtını dolaba dayadı. Sonra içinden acılarımı hep en kötü şekilde yaşamak zorunda mıyım diye geçirdi. Artık yorulmuştu. Ağlamaktan da, sürekli yıkılıp tekrar toparlanmaya çalışmaktan da. Koskoca ömründe artık bir şeyler değişmeliydi. O gün orada kendine bir söz verdi. Artık ne olursa olsun ağlamayacaktı. Dünyadaki en var çeşit acıyı düşünerek kendi acısına şükredecekti. Ve kim ne derse desin, Yavuz'dan vazgeçmeyecekti. Canı ne kadar yanarsa yansın, Yüreği evlat özlemiyle ne kadar kavrulursa kavrulsun, Yavuz'un varlığıyla avunmayı öğrenecekti. Esma o gün orada söz verdiği gibi son kez ağladı. Dakikalarca ağladı. En sonunda gözlerindeki yaşları silerek tazelenmiş bir şekilde kaldığı yerden devam etti. Bir hafta sonra. Esma odaya girdiğinde Yavuz'un camın önünde birbirine değmeden yol alan yağmur damlacıklarının kirli dünyamızı yıkayışını seyrettiğini gördü. Düzgün vücudunu sımsıkı saran siyah kaza, kot pantolonuyla uyum içerisindeydi. Onun bu hali ister istemez Esma'nı yüreğini oplatıyor, ne kadar nasipli olduğunu ona bir kez daha gösteriyordu. Esma'nın yakınlaştıkça kollarının gerilmiş olduğunu gördü. Tek eli kot pantolonun cebindeyken, diğer eli içinde çay olduğuna emin olduğu kupaya düşmekten korkarcasına sıkı sıkıya tutuyordu. Yavaş yana vararak omzuna dokundu. Hafifçe sıçrayıp kendine gelen Yavuz, keskin bakışlarını yumuşatarak Cemil'de olan elini çıkardı. Vakit kaybetmeden eşinin bedenini sıcacık bedenine yasladı. Sen miydin güzelim? Esma kıkırdayarak kollarını Yavuz'un beline doladı. Ve iyice göğsüne sindi. Ya kim olacaktı? Beklediğin başka biri mi var? Esma Yavuz'un çenesini başında hissederken gözleri ciğerlerine dolan kokunun verdiği. O hoş koku ile kendiliğinden kapandı. Ne bileyim işte. Bu arada sen üşüyor musun? Buz gibisin. Soğukluğundan içim titredi. Bu güzel ambiyansı bozduğu için kızarak gözlerini açtı. Her saat başı duyduğu sorunun bıkkınlığıyla başını kaldırdı. Aslında üşümüyorum. Sadece ellerim soğuk. Yavuz eşinin belindeki kollarını çözüp elindeki kupayı hızla eline tutuşturdu. Sen bu kupayı tut. Ellerin biraz ısınsın. Hatta şuradan bir kitap seç. Ben hem içimizi hem de ellerini ısıtacak bir şey hazırlayayım diyerek çıktı. Dakikalar sonra elindeki kupa ile kahve gölgesi düştü Esma'nın üzerine. Ruhumun ışığı. Hala seçemedim mi dedi kitaplığın önünde öylece dikilen eşine. Ee, seçemedim diyerek Esma cevapladı. Bir yandan da gözleriyle kitapları taramaya devam ediyordu. Yavuz elindeki kupaları oturacakları yerin hemen yanındaki sehpayı bırakarak eşinin yanına geldi. Onu arkadan sarılarak biraz önce Esma'nın gözlerini gezdiği raflarda bakışlarını gezdirdi. Daha sonra kuytu bir köşede kalmış bir kitap dikkatini çekti. Uzanıp aldı. Kapağın üzerine ellerini gezdirerek Esma'ya baktı. Buna ne dersin güzelim? Esma daha önce hiç okumadığı ince kitaba bakarak sakince başını salladı. Sonra Yavuz Esma'yı elinden tutarak yerdeki mindere oturttu. Kendi de hemen Esma'nın yanı başına oturup sırtını göz kafesine yasladı. Dokunmaya kıyamadığı saçlarını bir öpücük kondurarak sıcak kupayı eşinin ellerine tutuşturdu kitabı eline alırken ''Rahat mısın güzelim?'' diyerek sakince sordu. Esma gülümseyerek başını salladığında Yavuz o an mümkün olsa karısında ömür boyu göz kafesinin içine saklamak istediğini fark etti tekrardan. Onun güzel gözlerini, onun için gülümseyen dudaklarını, onun için kesmeye kıyamadığı saçlarını herkesten kıskanıyordu. Yavuz içinde de sevgisiyle Esma'nın bedenine sıkı sıkıya sarıldı. İyi ki hayatıma girdin. iyi ki girdin ve güzel renklerle Ruhumu boyadın dedi Yavuz. Esma gözlerini kapatarak gülümsedi. Yavuz'un bedenine dağda sinerek kulağını kalbine dayadı. O limanda kendini gayet sıcak ve güvende hissediyordu. Yavuz'un sevgisi ruhunu ısıtıyor, gülüşleri tenine, dokunuşları ona yaşattığını hissediyordu. İyi ki çıktın karşıma. Yaralarımı iyi ki sardın gökyüzüm diye Esma ya fısıldadı. Yavuz tebessümlerine şükürlerini katarak kitaba uzandı, açarak okumaya başladı. Aşk, büyülü ışınlarıyla gözümü açıp, ateşli parmaklarıyla ruhuma ilk defa dokunduğunda henüz 18 yaşındaydım. Selma Karami, güzelliğiyle ruhumu uyandıran ve beni günlerin rüya, gecelerin de şenlik gibi geçtiği yüce sevginin bahçesine götüren bir kadındı. Yavuz gülümseyerek okumaya bıraktı. Bakışlarını Esma'ya çevirdi. Bu Selma Karami bana bir yerlerden tanıdık geliyor diye fısıldadı. Esma kapattığı gözlerini açarak, hadi ya Nereden tanıdık geliyor acaba diyerek gülümsedi, devam etti. Hadi okumaya devam etsem bir tanem diyerek gülümsedi. Yavuz'un gönül mabedindeki yere tekrar çekilerek Yavuz'un sesinden kitabı dinlemeye devam etti. Her genç adamın hayatında, ömrünün baharında aniden ortaya çıkıp, yalnızlığını mutlu çeviren ve gecelerini müziğiyle dolduran bir Selma vardır. Yavuz kitabın kapağını kapatarak, Benim aciz kalbimin müziği de, kara kışların ardından gelen baharım da sensin ruhumun ışığı dedi. Esma rahatsızca kıpırdanarak gözlerini açtı. Orada kendine gördüğü her şeyi unutturan maviliklere daldı. Sen, Züheyla misali ağlamaktan kör olan gözlerimin nuru. Ahir ömrümün, Yusuf'u diyerek Esma gülümsedi. Yavuz'un gözleri yavaşça büyüdü. Tebessümünün hudutlarında duran dudakları pervasızca tüm yüzüne yayıldı. Ertesi gün. Esma karanlığa gömülü olan gözlerini yavaşça açtı yeni bir güne. Başı Yavuz'un boyun gerincisine konaklarken Eli ise eşinin ellerin arasındaydı. Eşinin aldığı düzenli nefeslerden geriye kalan parçaların her biri dalga dalga alnına değiyor, burada Yavuz Yazıldar gibi oyalanıp tekrar havaya karışıyordu. Esma ise gözünü kırpmadan sevdiği adamın suretini izliyor, onun her anını zihninin dehlizlerine kazıyordu. Onun yanında uyuyorken bile özlüyordu. Böyleyken bile bırakıp gittiğinde onsuzluğa nasıl dayanabilirdi ki? Bu düşüncenin yüreğindeki yüküyle iyice eşine sarıldı Esma. Gözlerini yumarak ona ninni gibi gelen soluğunun sesini uzunca bir süre dinledi. Derken bir süre sonra gök kubbede sabahın ilk ışığı olan ezan sesi yankılanmaya başladı. Esma gözlerini açarak yavaşça yatağında doğruldu. Elleri uzun saçlarında gezinirken sırtını başlığa dayayarak huzurun önce kulaklarına sonra içine ve ruhuna iyice işlemesini bekledi. Ezan bittiğinde ise Elleri eşinin saçlarından yüzüne kaydı. Birkaç günlük sakalları eline batarken fısıldadı. Yavuz, bir tanem, hadi uyan. Sabah ezanı okundu. Yavuz gözlerini kırpıştırdı. Dudaklarından anlaşılmayan birkaç mırıltı döküldü. Çok geçmeden ise başını yastığın diğer tarafına çevirerek uyumaya devam etti. Esma birkaç kez parmağıyla Yavuz'un kolunu dürttü de tüm çabası sonuçsuz kaldı. Daha sonra Esma aklına gelen fikirle muzurca gülümsedi eşinin başının altındaki yastığı hızla çekerek arkasına sakladı. Ne olduğunu anlamayan Yavuz, afallayarak başını kaldırdı. Aniden yatakta doğrularak kısık gözlerini ovuşturdu. Daha sonra bir Esma'ya, bir de arkasına saklamaya çalıştığı yaslığa baktı. İşaret parmağını Esma'ya doğru sallayarak, ''Sen beni, kocanı böyle uyandırmaya utanmıyor musun?'' dedi gülümseyerek. Esma Yavuz'un gülümsemelerine şirin olduğunu düşündüğü tebessümle karşılık verdi. Ee, şey dedi, ve Yavuz'un suratını atarak kaçmak için bir hamle yaptı. Yaptığı hamle yarım kalmış, Yavuz'un sıcak parmakları çoktan bileklerini kavrayarak onu al aşağı etmişti. Yavuz bilekleri arasında kırpırdanan eşine baktı. Gülümseyerek, şimdi ne yapacaksın dedi. Esma şirince gülümseyerek Yavuz'u etkilemeye çalışsa da nafileydi. Yavuz, Esma'yı kahkahalar eşliğinde gıdıkladı. Beraber her gülüşlerinde, birbirlerinin yanında her çocuklaştıklarında Ruhunun bir parçasının iyileştiğini hissediyorlardı. Dakikalar sonra Esma'nın gülmekten karnına ağrılar girdiğinde Yavuz eşine bıraktı. Esma'ya bakarak bir daha uyuyan kocanın yaslığını çekersen bu sonun olur diyerek gülümsedi. Anna bir öpücük kondurarak doğruca banyoya abdest almaya gitti. Esma eşinin ardından içli bir nefes aldı. Bir süre gülümseyerek baktı. Gözlerini kapatarak elini yüreğine koydu. İçinden geçenleri onu koşulsuz şartsız dinleyen Rabbine döktü. Rabbim, menfaat dolu şu dünyada böyle bir adamın kalbinde ev sahipliği yaptırdığın için sana şükürler olsun. Herkesin alelacele birilerine yetişmeye çalıştığı şu zamanda bana onu beklemek için verdiğin sabra şükürler olsun. Ardından oturduğu yerden kalkarak abdest almak için banyonun yolunu tuttu. Önce bedenini, sonra ruh temizliği yaptıktan sonra tekrar odasına girdi. Namaz elbisesini giyip yazmasını takarak mesut olarak kullandığı odaya girdi. Odaya girdiğinde Yavuz'un seccadeleri çoktan sermiş olduğunu gördü. Yavuz biraz önde, Esma hemen onun yanında durdu. Önce birbirlerine bakıp gülümsediler. Ve sonra tekbir getirerek onları birbirlerinin kalbinde var eden Rabbin huzuruna çıkarak abdestle temizledikleri ruhlarını maneviyatla doyurdular. Ve aynı duaya amin diyerek beraber ibadetlerini bitirdiler. Esma namazın ardından seccadeleri katlayarak yerine kaldırdı. Yavuz ve kendi Kur'an-ı Kerim'ini alarak eşinin hemen karşısına oturdu. Kur'an-ı Kerim'i ona uzatırken gülümsedi. Ve o güzel sesinden Yusuf suresini dinleyerek bir gülüşüne ruhumda açtırdığın çiçeklere can suyu vermeye ne dersin dedi. Yavuz eşinin uzattığı kutsal kitabı ellerinin arasına aldı. Yusuf suresini açarken gülen gözleriyle cevap verdi. Yeter ki sen iste ruhumun ışığı. Yavuz besmele çekip okumaya başladığında Esma'nın yüzüne istemsizce bir gülümseme yayıldı. Yavuz'un okuduğu her ayet ruhunu şenlendiriyor, günlerdir içine biriktirdiği boşluğu sanki dolduruyordu. Esma ayetlerin meallerini gözlerini gezdirirken gördüğü bir ayetin ferahlığı aciz bedenini sardı. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Gülümseyerek tekrar tekrar o satırları okudu. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Oysa Esma ne yapmıştı? savaşmak yerine yenilmiş, Allah'ın rahmetinin nedenle sınırsız olduğunu unutmuştu. Akıl unutmaya mahkumdu. Ama ya yüreği? Yüreği nasıl unutmuştu herkese ümit var diye haykırırken? Nasıl her şey yoktan var eden Rabbin hikmetini aklına getirmeden? Esma mahcubiyetle derin bir nefes aldı. Bu kez mahcubiyeti onu yaratan Rabbineydi. Hissettiği aciziyet ile gözünden bir damla yaş firar ederek yanağında kayboldu. Esma Yavuz gözyaşının izini görmesin diye hemen silerek dalmış vaziyette Kur'an-ı Kerim okuyan eşine baktı. Onu sallanarak okuyuşunu, her bir mahreci ve tecvidi atlamadan çıkarışını hayranlıkla izledi. Sadakallahu lazım. Esma daldığı yerden yavaş hayata döndü. Gülümseyerek ona bakan eşine gözlerini çevirdi. Ağzına ve yüreğine sağlık haldaşım dedi bir nefeste. Yavuz Kur'an'ı kapatarak öptü, alnına koydu. Ayağa kalkıp Esma'yı elini uzattı. Ve e ee, o zaman sıkı bir kahveyi hak ettik diyerek Esma'yı oturduğu yerden kaldırdı. Kendi Kur'anını ve Shininkini alarak kütüphaneye yerleştirdi. Esma elinden tutarak küçük adımlarla mutfağa sürükledi. Yavuz çaydanına su koyarak ocağa attığı sıra Esma önceden yapıp dolaba attığı böreği ve menemen için malzemeleri çıkartarak el birliğiyle kaliteli pazar gününe hak ettiği sofraya kurdular. Esma tam çayları koyup sofraya oturmuştu ki. Kapının zili sesi sedasız evin bağrında yankılandı. Esma ve Yavuz birbirlerine bakarak bu gelen habersiz misafiri merak ederek ayaklandılar. Esma, sabahın bu saatinde kim acaba dedi. Yavuz kapı deliğinden bakarak eşine cevap verdi. Şimdi anlarız güzelim dedi. İri yapılı bir bedenin gölgesi merdivenlere vurduğunda Yavuz merakla kapıyı araladı. Esma kapıda dikilen adamı gördüğünde Yavuz'un heybetli bedenin ardından çıktı. Ona gülümseyerek baktı enesleyerek kollarını kuzeni ve süt kardeşinin boğazına sardı. Onu aylar sonra görmek, hasretlik çeken ruhuna ne de iyi gelmişti. Enes, yavaş deli kız, beni boğacaksın. Gerçi sen boğmazsan, enişte boğacak birazdan dedi gülerek. Esma geri çekildiğinde, Yavuz sahte bir şekilde gülümsedi. Estağfurullah ne boğması, kapıda kaldın, buyur geç içeri dedi. Kapıyı biraz daha aralayarak Enes'i marizini içeriye aldı, geçmesi için geri çekildi. Esma kuzenine terlik çıkartmak için vestiyere gittiğinde Yavuz Enes'e elini uzatarak erkekçe sarıldı. Hoş geldin. Hoş bulduk Yavuz Efendi de senin kafana taş mı düştü? Sen beni pek sevmezdin. Yavuz gözlerinde virerek Esma'ya baktı. Görüyorsun. Ne yapsak yarınamıyoruz dedi. Esma terliği Enes'in önüne koyarak gülümsedi. Koca oğlan kocamla dalga geçme diyerek Yavuz'un koluna girdi. Enes sahte bir şekilde tiksinerek karşısındaki tabloya baktı. Ben böyle satış görmedim. İnsafsız. O yokken ben vardım be dedi. Gülerek. Siz de hiç misafirperver değilsiniz. Yoldan gelen birini burada dikiyorsunuz. İçeriye davet etmiyorsunuz diye ekledi. Yavuz. Demek ki kardeşim misafir olarak görmüyoruz. Ev senin buyur. Mutfağa geçelim dedi. Enis dudaklarını vay be diyerek büktü. Ardından Yavuz'un yönlendirmesiyle mutfağa adım attığında gördüğü masayla şaşırarak Esma'ya döndü. Ben hayatımda kendim kadar ballı bir adam görmedim. Resmen kayınvalidem seviyormuş dedi. Gülerek masanın boş kısmına oturdu. Yavuz Enes için yeni bir tabak çıkarttı. Çay doldurarak önüne bıraktı. Esma Deniz'in tabağını doldurdu. Eyvallah sevgili duman ailesi. Esma elindeki çay bardağından bir yudum alarak arkasına yaslandı. Neşeyle sen buralara gelir miydin diye sordu. Enes yediği zeytinin çekirdeğini çıkartarak kardeşine baktı. Sivas'a gidiyordum. Dedim bir de Esma'cıma uğrayayım. Memnun değilsen hemen giderim diyerek karşılık verdi. O ne demek? İyi ki geldin diyerek cevapladı Yavuz. Aylar sonra Esma'yı bu kadar mutlu görmek için Enes'in kötü şakalarını bile çekmeye razıydı. Enes, Vallahi korkmaya başladım. Bu adama ne yaptın diyerek güldü. Ardından hep beraber kahvaltı yapmaya başladılar. Havadan sudan konuştukları bir sürenin ardından kapının zil sesi tekrardan yankılandı. Enes, Misafiriniz mi gelecekti diye sorduğunda Esma başını iki yana salladı. Yavuz kapıyı açmak için ayaklanıp gittiğinde Enes tüm ciddiyetiyle Esma'nın elini tuttu. Gözlerinin içine bakarak Esma yüreği nasıl diye sordu. Esma biliyordu ki bu ruhun nasıl diyordu. Bir süre durdu. Burukça gülümsedi. Hala kanısa da ilk zamanlara göre daha iyi. Merak etme dedi. Enes kardeşin ellerini ellerinin arasına alarak minik bir tebessümle yüzünü aydınlattı. Yuvanızda yeni bir çiçek tomurcuklandığı vakit kabuk bağları elbet Esmam dedi. Esman içi cayır cayır yansa da, yüreği kan kutsa da sadece sükut ederek başını salladı. E, ee, bu çam yarması da buradaymış diyen Zehra ile bakışlar ona döndü. Esma küçük bir tebessüm ederken Yavuz kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Enes ise memnuniyetsiz bir şekilde Zehra'nın suretini izliyordu. Sen kalk, koca Malatya'ya gel, bir de bu bücürükle karşılaş, Olacak iş değil dedi. Hücre kısmını da bastırdı. Ardından gözlerini devirerek sırtını sandalyeye yasladı. Kollarını göğsünün üzerine bağlayarak Zehra'nın kardeşinin yanına oturuşunu izledi. Zehra, keşke hiç gelmeseydin. Burası benim memleketim. Sonuçta her an ben buradan çıkabilirim dedi. Abisinin önüne koyduğu çaydan bir yudum alarak Enes gibi oda arkasına yaslandı. Zehra, Zehra abicim diyen abisine ifadesiz gözlerle bakıp Omzunu bana ne der gibi salladı. Gül yüzüne hasret kalıp da gelmedim zaten merak etme. Ben Esma'yı görmeye geldim dedi Enes. Zehra gözlerini devirerek iyi be bana ne dedi. En da pes etti. Misafir olarak abisi ve yengesinin evine gelen birine bunları söylemenin doğru olmadığını biliyordu. Ama diline gelenlere bir türlü engel olamamıştı. Atışmanızdan başımızda akıl bırakmadınız dedi Esma. Önce kuzenine daha sonra Zehra'ya baktı. Zehra'cığım bu arada hoş geldin dedi ardından. Zehra, hoş geldim demeyi isterdim. Ama doğrusu hiç hoş bulmadım dedi. Enes'e baktı. En sonunda Yavuz elini Enes'in omzuna attı. Enes, biz en iyisi salona geçelim. Yoksa buralar kan olacak dedi. Enes, Yavuz'a uyarak ayaklandığında Zehra, kaç bakalım çam yarması diyerek güldü. Enes cevap veremeden Yavuz'un uyarı dolu sesini işitti. Zehra! Zehra ağzına görünmez bir fermuar çekerek gülümsedi abisinin mutfaktan çıkışını izledi. Zehra abisinin çıkmasının ardından bakışlarını Esma'ya çevirdi. Esma, lütfen sen de kusura bakma. Seni kuzeni görünce dilime gelenleri söylemesem rahat edemiyorum dedi. Esma gülümseyerek, estağfurullah, ne kusuru dedi, gülerek ayaklandı. Sanırım çayın soğudu. Ver de tazeliğin bücürük hanım dedi. Zehra gözlerini devirerek ayağa kalktı. Al birini, vur ötekini dedi. Daha sonra Esma'yı oturtarak kendi çayını da onunkini de tazeledi. Kalktığı yere geri oturdu. İçeriye kulak kabartıp abisi ve Hinesin konuşup konuşmadığını bir süre dinledi. Ardından aslında seninle konuşmak için gelmiştim. Bana bir akıl verir ya da yardım edersin belki dedi. Esma hayır olsun diyerek Zehra'ya baktı. Zehra gülümseyerek hayır hayır dedi. Bedeni önüne eğdi. Sessizce benim konuştuğum ve ciddi düşündüğümüz biri var. O sırada Esma'nın içtiği çay boğazına takılarak öksürük krizine sebebiyet verdi. Zehra endişeyle kalkarak Esma'yı öksürmeye teşvik etti. Öksürükleri o kadar şiddetlendi ki Enes ve Yavuz koşarak mutfağa geldi. Endişeyle Yavuz, Esma iyi misin güzelim dedi. Esma en sonunda toparladığı nefesiyle gülümseyerek Yavuz'a baktı. İyiyim iyiyim merak etme. Çay birden boğazıma takıldı dedi. Zehra'ya baktı. Enes ve Yavuz Esma'nın iyi olduğuna kanaat getirince geri gittiler. Esma şaşırarak, doğru duydum değil mi? Zehra başını sallayarak elindeki ters çevirdiği yüzüğü Esma'ya gösterdi. Esma Zehra'nın elini avuçlarının arasına alarak yüzüğe baktı. Dün evlenme teklifi etti dedi Zehra. Arkasındaki Enes'in onu duyduğunu bilmiyordu. Enes sanki oraya hiç gitmemiş gibi başını eğerek Yavuz'un yanına geri döndüğünde Zehra tekrardan konuşmaya başladı. Sevinmedin mi? Esma gözlerini Zehra'nın gözlerini bir süre kilitledi. Sevilmedim değil. Sadece şaşkınım. Daha önce hiç bahsi geçmedi ya dedi. Zehra, abim iki dakika yanımızdan ayrılmıyor ki. Nasıl söyleyeyim dedi gülerek. Esma Zehra hak vererek başını salladı. Ardından, peki küçük hanım, benden tam olarak ne istiyorsunuz dedi. O sırada mutfağa giren Yavuz, eşinin omuzlarını kollarını koyarak kardeşine gülümsedi. Evet Zehra Hanım, yine ne istiyorsunuz bizden dedi. Zehra o sıra kollarını göğsüne bağlayarak gözlerinde verdi. Aman karından iki dakika ayrı kalma. Karını falan kaçırırlar dedi. Bunun ardından Esma eşinin omuzlarının üzerine elini koyarak Zehra'ya gülümsedi. Sen abine benden kıskanıyorsun sanırım. Bu cadılıkların başka bir açıklaması olamaz dedi. Bunun ardından Yavuz kahkahalar eşliğinde gülerek ağzın bal altın dediği sıra Zehra karşısındaki tabloya tiksinerek bakıyordu. Abisi yetmemiş olacak ki Allah bir de onu yengesiyle sınıyordu. Allah'ım ben bu iki varlığı hak edecek ne yaptım diye yakındı Zehra. Yavuzsa yapmışsındır bir şeyler püsküllü bela. Bu arada Esma'dan ne isteyecektin dedi. Kısa bir sessizlikten sonra Zehra çay bardağını eline alarak arkasına yaslandı. Senin bilmeni isteseydim sana da söylerdim abicim. Özel bir mevzu dedi. Zafer kazanmış edası vardı. Bunun ardından Esma kahkahalar eşliğinde gülerken Yavuz'un kaşları çatıldı. Bak sen bizim bücüreye. Senin dilin epeyce uzamış. Abiye laf çarpmalar falan. Zehra klasik olarak gözlerini devirdiğinde Esma işin elini sıkarak değme benim görümceme. Genç o daha olur öyle şeyler dedi. Zehra'ya göz kırptı. Zehra helal kız sana. Bak da abilik nasıl olur öğren. Hey yavrum hey dedi. Ben hazırım enişte bey. Enes'in gruba dahil olması üzerine Esma bakışlarını eşi ve kuzeni gezdirerek hayırdır bir yere mi gidiyorsunuz diye sordu. Yavuz başını sallayarak, Enes Bey'imiz illa beni dışarıya çıkar, gezir diye tutturdu dedi. O sırada mutfak kapısının pervazına yaslanan Enes, ağzına meyve tabağından bir üzüm atarak, ee benim eniştem olmak o kadar kolay değil Yavuz Efendi. Bacımı bizden koparıp kaçmak yok öyle dedi gülerek. Yavuz Enes'e, hadi öyle olsun bakalım dedi. Kısa bir sessizliğin ardından devam etti. Sen de gelir misin? Uzun süredir evdesin. Değişiklik olur dediğinde Enes ve Zehra aynı anda hayır dedi. Esma ve Yavuz'un gözleri eş zamanlı olarak bu ikilinin üzerine dolaşırken Zehra açıklama yapmaya koyuldu. Benim Esma ile işim var. Sen Çam yani misafirini gezdir. Hem Esma yorulur şimdi. Değil mi Esma? Esma sadece hıhı hı diyerek Zehra'yı onayladığında Yavuz, ''Seni bir karın var da Sonu hayır olsun püsküllü dedi. Tam vedalaşmak için eşini yanağını öpecekti ki, Enes'in gür mutfağı doldurdu. Hop hop Yavuz Efendi. Tamam karın ama karşımızda öpme bari dediğinde. Yavuz derin bir nefes aldı. Hay diye sayıkladı. Esma gözlerini kırparak eşine baktı. Mutfaktan çıkmadan önce öpücük attı. Zehra karşısına yaşanan tüm bunları görmezden gelerek abisi ve Enes'in çıkmasını bir süre bekledi. Çıktıklarından tamamen emin olduğunda Esma ellerine yapıştı. Senden bizimkileri daha doğrusu abim ve annemi ikna etmeni istiyorum Esma. Bana bu iyiliği yapar mısın? Esma tebessüm ederek Zehra'ya uzun uzun baktı. Ben ikna etmesine derim de. Sen emin misin Zehra? Bu çocuk nasıl biri? Rabbine neden yakın? Ya da kötü alışkanlıkları var mı? Bunların hepsini tam manasında biliyor musun? Zehra başını sallayarak Esma'ya cevap verdi. E eminim. Üç dört aydır görüşüyoruz ama onun doğru kişi olduğuna eminim Esma. Onun yanında mutluyum bana çok iyi davranıyor. Görüşlerime, düşüncelerime saygı duyuyor dedi kendinden emin bir şekilde. Esma uzun uzun düşündü. Zehra'nın gözlerinde kararından vazgeçmeyeceğini anlayabiliyordu. Esma derin bir nefes alarak konuşmaya devam etti. Bak Zehra, beni yanlış anlama ama haram bir sevda bu. Bundan ne kadar iyi bir şey ya da sonda nasıl bir hayır bekleyebilirsin ki? Zehra ellerini Esma'nın ellerinden çekerek geriye yaslandı. Biraz morali bozulmuştu ama bu soruyu Esma'dan beklediği için hazırlıklı gelmişti. Koskoca insanlar olduk. Harım olduğunun bize de farkındayız. Bu adımları daha fazla günah bulaşmamak için atıyoruz Esma dedi. Esma gözlerini dakikalarca Zehra'nın yüzüne gezdirdi. O ne kadar çabalarsa çabalasın belli ki Zehra vazgeçmeyecekti. Bu kez Esma Zehra'nın elini ellerinin arasına alarak gözlerine baktı. Bak güzelim senin üzülmeni asla istemiyorum. Lütfen beni yanlış anlama. Senin mutluluğundan başka isteymiş bir şey yok dedi. Zehra sessiz kalarak Esma'yı dinlemeye devam etti. Madem eminsin, tamam. Abinle de, Hafsa anneyle de konuşurum dedi. Tam o anda Zehra'nın asık suratı bir anda gülüşleriyle aydınlandı. Oturduğu yerden kalkarak Esma'yı sıkıca kucakladı. Canım yengem, canım canım dedi. Yanaklarına öpücükler kondurdu. Esma, tamam deli kız, beni öldüreceksin dediğinde Zehra geri çekildi. Ben en iyisi. Fırat'a haber vereyim diyerek telefonu aldı. Mutfaktan oynayarak çıktı. Esma'ya ise sadece koca bir tebessümle arkasından bakmak kaldı. Aynı günün gecesi. Esma aynanın önüne oturmuş saçlarını tararken bir yandan da Yavuz'a Zehra'nın bir ilişkisi olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünüyordu. Aklına ne gelirse gelsin sonu hep aynı sinir, aynı dehşete düşmüş bir yüzdü. Esma ciğerlerine bir nefes çekti. Dümdüz söyleyip bitirmenin en iyi kararı olduğunu düşündü. Tarağı bırakarak Yavuz'un açacağını bile bile saçlarını topladı. Tam bu sırada Yavuz yavaş odaların kapısını araladı. Gözleri anında Esma'yı bulurken uzun uzun gülümseyerek yanına yaklaştı. Hemen başının üstüne bir öpücük bırakarak pijamalarını almak için dolaba yöneldi. Esma yatağa oturarak Enes yattı mı diye sorduğunda Yavuz gülerek sonda yatabildi evet. Elinden gelse beni odama göndermeyecek. Hatta utanmasa korkuyorum burada yat diyecek diye Kaç ay oldu. Adam hala bana alışamadı dedi. Esma da Yavuz'un gülüşlerine eşlik etti. Bugün hiç de öyle değildi ama. Gayet güzel güzel gezmiş, dolaşmışsınız dedi. Sen varken sıkıntı güzelim. Adam beni senin yanında görmeye çekemiyor. Yoksa iyi çocuk da işte dedi Yavuz gülerek. Ardından Esma'nın yanına yaklaşarak Esma'nın topladığı saçlarını sırtını dövmesini izledi. Yanına oturarak her bir buklesini ellerini gezdirdi. Sanki bir bebeğe dokunuyor gibi narin canma sevgisi ve ilgisini de esirgemeden ellerini dolaştırdı. Her bir tutamına yürek kalemi ayrı bir şiir yazıyordu. Her bir tutamında aşkın narında ayrı ayrı tutuşuyordu. Yavuz saçlarıyla oynamaya devam ederken Esma sessizliği bozmak için ağır usul fısıldadı. Yavuz, sana bir şey söylemem gerekiyor. Yavuz Esma'nın saçlarına bir öpücük kondurarak ciğerine kokusunu çekti. Ardından hemen eşinin karşısına oturarak güzeller güzeli yüzünü izledi. Söyle ahir ömrümü sultanı. Söyle dedi. Esma'nın aldığı iltifatla nefesi kesildi. Esma ise bu efsunlu sözlerini daldırdığı Hülya'dan yavaşça sıyrıldı. Yavuz'un ellerini ellerinin arasına alarak o aşık olduğu maviliklere kendi kahvelerini çevirdi. Esma, Zehra diye fısıldadı. Hemen akabinde Yavuz'un kaşları merakla havaya kalktı. Ne olmuş bizim püskülliğe dedi. Esma acı çeker gibi uzun uzun Yavuz'a baktı. Ellerini daha sıkı kavrayarak ama öncelikle sakin olacağına söz ver dedi. Yavuz'un merakla havalanan kaşları bu sefer hafifçe çatıldı. Neden güzelim? Sakin olmamam gereken bir şey mi var? Esma önce birkaç nefeslik bir boşluk tanıdı kendine. Gözleri odanın her köşesine gezerken bu sessizlik uzadıkça uzadı. Yavuz en sonunda, güzelim artık söyle, endişelenmeye başlıyorum dedi. Esma daha fazla kaçmanın manası olmadığını düşünerek derin bir nefes aldı. Yavuz'un gözlerine bakışlarını çevirdi. Zehra'nın gönlüne biri düşmüş. Esma Yavuz'un çatık kaşlarının şaşkın avlanmasını, gözlerindeki ışığın yavaş yavaş sönmesini izledi. Nasıl? Zehra. Benim kardeşim Zehra'nın mı diye sordu Yavuz. Esma belli belirsiz başını salladığında hala inanamıyordu. İnanamıyordu. Çünkü Zehra, Yavuz'un gözünde hala o ağaçta kalan, erkeklere sataşan, tuzaklarını bükerek çantasını taşıttıran o küçük, küsküllü belasıydı. Hala küçük, hala korunmaya ve kurtarılmaya muhtaçtı. Derim küçük Zehra mı diyerek tekrardan Yavuz sayıkladı. Esma işini de aldığı derin kuyudan çıkartmak için elini gözlerinin önünde salladı. Yavuz, o artık kocaman bir kız. Evlenme teklifi almış dedi. Bir anda Yavuz'un ateşe dönmüş bakışları Esma'yı buldu yerinden hızla ayağa kalkarak elini saçların arasına geçirdi. Olmaz, olamaz. Zehra ve evlenmek. Olmaz Esma, olamaz. Esma yavaşça ayağa kalktı. Ellerini Yavuz'un yüzüne koyarak kendine bakmasını sağladı. Enes'in kardeşi olan ben nasıl senin gönlüne konup eşin olduysam, Zehra da eninde sonunda birilerinin gönlüne eş olacaktı Yavuz. Biliyorum çok zor ama o doğru kişi olduğunu düşündüğü insanda karar kılmış. Yavuz hala şok olmuş vaziyetteyken Esma konuşmaya devam etti. O senin kardeşin. Ona köstek değil, destek olman lazım. Sen onun abisisin. Babanızdan bile bir adım öndesin. Onu böyle kutsal bir yolda, tek başına mı bırakacaksın? En güzel anlarında abilik duygularının yüzünden eksik mi kalsın bir yanı? Bizim gibi iki ayrı parça bir olurken o hep kırık tek bir parça olarak mı kalsın Yavuz? Bak, biliyorum. Zor ama Zehra senin ve onayını alarak bu yolda ilerlemek istiyor. Yavuz Esma'yı bırakarak odada birkaç volta attı. Yüzünden içine bir şeyler tarttığını düşündüğü belliydi. Sanki Esman dediği tüm kelimelerin üzerinden teker teker geçiyor, bunu kabullenmek için savaşıyordu. Dakikalar sonra Esma ayakta beklemekten yorulunca yatağa oturdu. Yavuz birkaç saniye sonra içinde kurduğu terazide bir sonca vararak Esma'nın karşısına oturdu. Ellerini ellerinin içine hapsetti. Gözlerini Esma'nın gözlerine çevirdi. Esma o an Yavuz'un kıpkırmızı kesildiğini, gözlerinin içindeki acıyı gördü. Sanki karar vermemişti, içinde yaptığı o savaşla yenilmişti. Haklısın, birini sevmeye ve biri tarafından sevilmeye hakkı var dedi. Bir nefes alımlık sürenin ardından devam etti. Ama benim bir şartım var. Ze Zehra ve o, yani onun evet dediği çocukla konuşmak istiyorum. Önce halini tavrını ölçmem. Kardeşimi gerçekten seviyor mu, ona güvenebilir mi, onu anlamam gerek. Esma gülümseyerek başını salladı. Bu senin en doğal hakkın cennetim. Yavuz başını sallayarak telefonu uzandığında Esma Yavuz'un telefonunu almadan aldı. Senden çekiniyor ve sinirlenirsin diye korkuyor. O yüzden bırak ben haberdar edeyim dedi. Yavuz o konuşmayı kendi yerine Esma yapacağı için biraz rahatlayarak belli belirsiz başını salladı. Esma telefonu uzanarak Zehra'yı aradı. Zehra telefonu hemen açınca dört gözle onun aramasını beklediğini anlayarak gülümsedi. Yavuz o sırada konuşmayı duymak istemediğinden hızlıca odadan çıktı. Hayırlı geceler Zehra Hanım. Bakıyorum da başka zaman kırk aramamda açılan telefon ilkinde açılmış. Zehra gergince kıkırdayarak yengesine cevap verdi. Hayırlı geceler yenge hanım. Ne yapayım? Hayat memat meselen var şu an işin ucunda dedi. Bir süre bekleyerek konuşmaya devam etti. İdam kararım. Verildi mi diye sordu. Esma gülümseyerek mahkumun beraatine karar verilmiştir dedi. Zehra? Zehra duyduğu şeyle uzun bir süre sessizliğe kapıldı. Saniyelerin saniyelerin kovaladığı bir sürenin ardından ne? Ciddi olamazsın Esma. Beni kandırıyorsun değil mi diyerek telefon diğer ucundan bağırmaya başladı. Esma onun bu haline gülerek yavaş deli kız yavaş. Hafsa annem şimdi kapına terlikle dayanacak dese de Zehra çoktan gemileri yakmış. Kendi kendine şarkılar söyleyerek oynamaya başlamıştı. Esma ama abinin bir şartı var dediğinde tüm gürültü patırtı bir anda kesildi. Neymiş o şartı? Esma sen mi onunla konuşmak istiyor dediğinde Zehra yine bir çığlık attı. Öyle bir çığlıktı ki bu Esma telefonu kulağından uzaklaştırmak zorunda kaldı. Abim bana kıyamayıp bence Fırat'ın idamına karar vermiş. Onu boğacak. Başka bir açıklaması olamaz dedi. Esma gülümsedi. Eğer evlenmek istiyorsanız bu riske göz almanız gerek abinin de bazı konularda içini ferahlaması gerek dedi. Zehra derin bir nefes verdi. Haklısın. En iyisi ben Fırat'ı arayayım. Yarın için uygunsa konuşur saati ayarlarız. Ne olacaksa bir an önce olsun artık dedi. Ardından birbirlerine hayırlı geceler dileyerek kapattılar. Esma telefonu bırakarak Yavuz'a bakmak için odadan çıktığında kulağına enfes bir ses işitti. Bu ses Yavuz'un varlığını kalbinde perçemleyen sesiydi. Esma mescit ve kütüphane olarak kullandıkları odanın önünde buldu kendini. Onu rahatsız etmeden kapının kenarına çöktü. Ruhu neşleyip yüreğine ferahlık veren ayetlerin efsununa bıraktı bedenini. Diğer gün öğlen. Yavuz endişe ve stresle bacağını salıyor, etrafı kızgın bakışlarla süzüyordu. Sabırsızca etrafa attığı bakışların arasında Esma ve başını öne eğmiş bir vaziyette ona doğru gelen kardeşi Zehra'yı gördü. Çatlığa kaşları yavaşça yumuşadı. Ayağa kalkarak önce eşine, sonra ona uzakta duran kardeşine sarıldı. Esma, biz Enes'le şu karşıdaki kitapçıda almam gereken kitapları alacağız. Belki sonra geliriz, dedi. Yavuz'un koluna dokundu. Ardından yanağını öpmek için bir hamlede bulundu. Kulağına, kızı sıkmadan, korkutmadan konuş diye fısıldadı. Ayrıldıklarını Yavuz gözlerini kapatarak açarak cevap verdi. Esma da aynı şekilde tebessüm ederek yanlarından ayrıldı. Zehra geldiği gibi abisinin karşısında sessizce parmağındaki yüzükle oynuyordu. Yavuz ilk defa kardeşini bu kadar sessiz ve utangaç bakışlar atarken görüyordu. Yavuz kendine bir çay ve kardeşine de en sevdiği pasta ve kahveden söyledi. O anda Zehra bakışlarını birkaç saniyeliğine kaldırarak tekrar başına eğdi. Yavuz en sonunda dayanamayarak nefes aldı ve sordu. Abicim, yüzüme bakmayacak mısın? Zehra başını iki yana salladı. Korkma benden, ve başını kaldır dedi. Zehra kaldıramam diye fısıldadığında Yavuz elini kardeşine doğru uzattı. Narince çenesini kaldırdı. Yavuz, gözlerime bak abicim dediğinde Zehra ağır usul bakışlarını kaldırdı. Neden bana söylemedin? Ben sana sadece abi mi oldum? Biz arkadaş, sırdaş değil miydik dedi. Öyle miydik diyerek şaşırarak sordu Zehra. Yavuz, ben tayinimi istediğimde güvenerek bir tek sana söylemedim mi? Esma'dan önceki o olayları bir tek sana anlatmadım mı dedi. Zehra yavaşça başını salladı. Abisiyle onun arasında garip bir ilişki vardı. Yeri geldiğinde abisiyle çocuklaşıyor, yeri geldiğinde abisine abla olacak kadar büyük laflar ediyordu. Ama ne olursa olsun hep arkadaş gibi kalmışlardı. Vereceğin tepkiyi bilmiyordum abi. Korktum dedi Zehra. Bir saniye sonra abisinin gözlerini çevirdi dolu gözlerini. Kızmadın mı bana dedi çekinerek. Yavuz Başta inanamayarak çok kızdım. Yalan söyleyemem. Ama sağ olsun Esma beni kendime getirdi diyerek itiraf etti. Zehra kızım olursa adını Esma koyacağım diye aklından geçirdi. Daha sonra saçmalamayı bırakarak en yakın zamanda yengesine bir hediye almayı zihnine not etti. Canım yengem dediğinde Yavuz gülerek kardeşine baktı. Benden daha çok Esma'yı seviyorsun diye düşünmeye başlayacağım yakında dedi. Zehra hiçbir farkınız yok gözümde. Sen nasıl abimsen o da ablam gibi dedi. Yavuz gülümseyerek başını salladı. Ve uzun süreli bir sessizliğin ardından Zehra'nın sağ elini avcunun içine aldı. Evlenmek istediğini emin misin diye sordu. Zehra boşta kalan eliyle saçını arkaya doğru atarak bakışlarını kahvesine çevirdi. Başını aşağı yukarı salladı. Peki onun doğru insan olduğuna emin misin? Zehra başını kaldırmadan evet diye mırıldandı. Yavuz kardeşin elini bırakarak arkasına yaslandı. Kollarını göğsünde bağlayarak Bak abicim. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Büyük bir sorumluluk ve fedakarlık demek. Onu yeteri kadar tanıdığını düşünüyor. Ve onun da fedakarlıklar yapacağından eminsen tamam. Ama hala aklımda onlarca soru var dedi. Zehra dakikalar sonra başını kaldırarak abisinin gözlerinin içine baktı. Baktı ki kararından emin olduğunu, yere adım atmayacağını anlasın diye. Biliyorum abi. O da bu yüzden burada. Benim aramamı bekliyor gelmek için dedi. Yavuz içten içe sinirlense de başını salladı ve çağır bakalım gelsin dedi. Zehra vakit kaybetmeden telefonu çıkartarak mesaj attı. Dakikalar sonra bir adamın gölgesi Yavuz'un üzerine düştüğünde yerinden kalkmadan karşısındaki kara yağız gence kaldırdı bakışlarını. Ardından merhaba Yavuz abi ben Fırat dedi elini uzattı. Yavuz uzatılan eli tuttu sıkarak. Diğer eliyle oturduğu sandalyeyi kendine doğru çekerek boş sandalyeyi gösterdi çocuk karşısına oturduğunda delici bakışlarını üzerinden asla ayırmadı. Tek düze bir sesle demek kardeşimle evlenmek istiyorsun dedi. Fırat Zehra'ya kaçamak bakışlar atarak cevap verdi. Allah nasip eder, sizin de onayınız olursa. Yavuz başını salladı. Ağzındaki balçık tadı geçsin diye soğuk çayından bir yudum aldı. Kendini tanıt. Kaç yaşındasın? Nerelisin? Ailen kimdir? Ne yapar? Ne edersin? Fırat gülümseyerek cevap verdi. 24 yaşındayım. Malatyalıyım. Bilgisayar mühendisliği okudum. Şu anda da babamın dükkanında çalışıyorum. Yavuz tüm her şeyi tek tek dinledi. Ettiği kelama göre dört dörtlük bir çocuktu. Ama yine de içini kemiren bir şeyler vardı. Ve bunun abilik kıskançlığından olmadığına emindi. Anladım dedi. Kısa bir sessizliğin ardından doğrularak kollarıyla masaya yaslandı. Ama benim bir şartım var dedi. Fırat gülümseyerek, tabi buyur abi, başım gözümün üstüne dedi. Yavuz, madem evlenmeye bu kadar niyetlisin, önce Zehra'nın okulunu bitirip mesleğini eline almasına beklersin dedi kararlı bir şekilde. Zehra dakikalar sonra ilk kez konuşarak "Ama abi" dediğinde Yavuz bakışlarıyla kardeşinin susmasını işaret etti. "Şimdilik aileni alıp gelip tanışırsın. Sonra da küçük bir söz yaparız." dedi. Derin nefes alarak konuşmaya devam etti. "Ama yüzük taktınız diye birkaç ay alelacele düğün yaptırırsanız orada bozuşuruz işte." dedi bakışları Zehra'ya değdi. Yavuz, Zehra'nın aklından kendinin de alelacele evlendiği gerçeğini geçirdiğini biliyordu. Bu yüzden kardeşinin gözlerine bakarak, tamam ben yaptım ama Esma çoktan görevini icra etmeye başlamıştı. Bu yüzden önce meslek bileziğini takacaksın koluna. Kaynana bileziği değil dedi. Fırat, merak etme abi. Bizim de emin olsun diye bir niyetimiz yok. Sadece arkanızdan iş çeviriyor gibi daha fazla gizlemek istemedik dedi. Yoz başını sallayarak saatine baktı. Yavaşça ayağa kalktı. Peki madem. Biz ailemle konuşunca size haber ederiz. Şimdi dersi yetişmem gerek diyerek Fırat'ın elini sıktı. Daha sonra kardeşine dönerek hadi bakalım Zehra Hanım sizi de okula bırakayım dedi. Zehra birkaç mırın karın etse de abisi vazgeçer korkusuyla daha fazla ileri gitmedi. Çantasını alarak Fırat'a gülümseyerek elini salladı. Abisinin peşine düşerek gözden kayboldu. Söz günü. Yavuz elde titriye titriye kardeşinin parmağına yüzüğü taktı. Onun yüzünde gülücükler açarken Yavuz'un yüreğinde bir şeyler kopuyordu. Esman uzattığı tepsiden makası alırken Enes'in neler yaşadığını ve ona yaptıklarını artık daha iyi anlıyordu. Yavuz derince yutkundu. İki yüzüğü bağlayan kurdeleyi hızlıca kesti. Artık ne olacaksa olsun bitsin istiyordu. Burada öylece durduğu her saniye yüreğindeki yük daha da artıyordu. Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim utandırmasın dedi Yavuz tek nefeste. Zehra dolu gözleriyle sıkı sıkı abisine sarıldı. Teşekkür ederim abi diye fısıldadı. Yavuz sadece zorla gülümseyerek geri çekildi. Bedenini bir duvara yaslayarak kardeşinin büyüklerinin elini öperken tebriklerini kabul etmesini, mutluluğunu uzaktan izledi. Tek tesellisi ise kardeşinin yüzünden ve gözünden eksik etmediği gülümsemelerdi. O gülümsemelere öyle dalmıştı ki Yavuz, Esma'nın kalabalığın içinden sıyrılarak yanına geldiğini bile fark etmedi. Esma yavaşça Yavuz'un koluna girdi. Başını eşinin omuzuna yasladı. Yavuz'um, gönlünü ferah tut. Bak Zehra, nasıl da mutlu dedi. Yavuz tebessüm ederek, eşinin elini tuttu. Mutlu olmasına mutlu elhamdülillah. Ama içimde garip bir his var. Bilmiyorum, abilik kuruntusu mu ama şu çocukta bir şeyler var beni tedirgin eden dedi. Esma, sadece bu anları beklemiyordun. ''Birden olduğu için tüm bu hislerin dedi. Yavuz iç çekerek, inşallah öyledir güzelim, inşallah dedi. Esma işinden yavaş ayrılarak gülümsedi. ve mutfağa gidip tabaklara yardım edeyim dedi. Yavuz, dikkat et, fazla yorma kendini dediğinde Esma başını salladı, mutfağa doğru adımladı. Yavuz'un gözleri ise çoktan kardeşini bulmuştu. Tatlılar yenilmiş, koyu bir sohbet eşliğinde çaylar yudumlanmış, en kısa sürede tekrar bir araya gelmek için sözler veda edilmişti. Birkaç saat önce kalabalığın doldurduğu salonda sadece Hafsa Hanım, Zehra, Esma ve Yavuz kalmıştı. Zehra parmağındaki yüzükle oynuyor, Yavuz ellerin arasında eşin elleriyle başı öne eğik bir şekilde bir şeyler düşünüyor. Hafsa Hanım ise bu sessizliğin sebebini anlamak ister gibi evlatların üzerine gözlerini gezdiriyordu. Üstüne bir de herkes anlaşmış gibi tek bir kelam etmiyor, sessizlik uzadıkça uzuyordu. Ardından Hafsa Hanım daha fazla bu manasız sessizliğe dayanamadı. Burası cenaze evi mi? Ne bu herkesin yüzünden düşen bin bir parça? Yavuz bakışlarını kaldırarak annesine baktı. Esma, yok anne, konuşacak bir şey bulamadık sadece dedi. Hafsa Hanım bir olduğuna, bir de bir köşede öylece oturan kızına baktı. E, ee, bunlar her zaman kedi köpek gibi kavga eder. Durun susun yapmayın dedikçe konuşacak şeyler buluruz dedi. Yavuz annesine cevap vermek için ağzını açtığında odaya babasının girdiğini görünce susmayı tercih etti. Esma ellerini Yavuz'un elinden çekerek dimdik bir şekilde oturdu. Bakışlarını ellerine çevirdi. Çünkü bu adamı ne zaman görse aklına o gün dedikleri düşüyordu. Kalbi tekliyor, ruhu sıkışıyordu. Turan Bey bedeni koltuğa bırakırken bugün de konu benden olsun dediğinde Esma'nın soluğu boğazına dolandı. Elleri tir tir titremeye başladı. Ee Yavuz? Söyle bakalım, sen yokken evine giren çıkandan haberin var mı? Yavuz, duyduğu şeylerin ardından oturduğu yerde dikleşti. Tüm vücudu kaskatı kesilirken kaşları derince çatıldı. Ne diyorsun sen diye adeta kükredi. Esmanlı bedeni yaprak gibi titrerken Turan Bey çenesiyle onu işaret etti. Konuşmaya devam etti. Karın diyorum. Kimleri evinizde ağırlıyor? Haberin var mı dediğinde Hafsa Hanım dayanamayarak ne diyorsun Allah aşkına Ahmet evinde kimi ağırladıkları seninle ilgilendirir dedi. Turan Bey eşine sinirle bakarak sen karışma ben oğlumla konuşuyorum dedi. Yavuz o anda sinirle ayağa kalktı. Babasına sesini yükselterek ev bizim evimiz. Kimi ağırladığımız seni alakadar etmez. Esma o an çoktan ayağa kalkmış Yavuz'u tutmak için harekete geçmişti. Yavuz Esma'nın yapma Yavuz Allah aşkına yapma deyişini aldırmadan babasının üstüne yürüdü. O an babası ayağa kalktı. Ve namusuma laf edilecek bir misafir sevgilendirir. Geçenlerde genç, uzun, boylu postlu biri evinize gelmiş. Esma'nın pek bir sevinmiş. Elin adamının boynuna atlamış. Esma'nın yüzü kıpkırmızı kesildi. Tutmakta zorladığı yaşlar bir bir döküldü. Yavuz gidelim. Lütfen gidelim dedi Esma acı içinde. Ama Yavuz sanki duymuyordu. Babası ve ona olan öfkesi dışında gözünde herkes kaybolmuştu. Sen kimsin de Helalleme sözüyle öz babasının yanında bile utanarak hayal eden karıma iftira atarsın. O namus nedir? Sen de neyi bilir dedi. Babasına acıyan gözlerle bakarak sözlerine devam etti. O eve adım atan herkesten benim haberim var. Ya her şeye geçtim. Bir bilmeden iftira attığın o kişi benim karım be karım. O iftira attığınız Esma'nın boyuna sarıldı dediğin adam da süt kardeşi. Öz halasının oğlu be dedi. Adeta haykırdı. O anda sessizliğini koruyan Zehra düşmek üzere olan Esma'nın yanına giderek koluna girdi. Baba, sözlerine dikkat et. Abimin dediği doğru. O çocuğu ben bile tanıyorum. Ya her şeyi geçtim. Esma'nın boyuna sarıldığı adamı gören abim orada olduğunu görmemiş mi? Zehra babasına çıkıştığında alev saçan gözleri bu kez onu buldu. Süt kardeşiymiş. Ne belli aşığına kardeşim diye kılıf uydurmadığı ha? Bu kez başını Esma'ya çevirdi. Belki de senin çocuğunu bilerek düşürdü. Belki de o çocuk senin bile değildi. Baksana. Şimdi çocuğu bile olmuyor dedi. Zehir gibi sözler Esma'nın yüreğine battı. Derin yaralar açtı. Her yaradan akan oluk oluk kanın içinde boğuluyordu. Ayaklarındaki derman yavaş yavaş çekilirken Yavuz çoktan babasının yakasına yapışmıştı. Ölmüş çocuğuma. Sen nasıl dil uzatırsın diye bağırırken hırpaladı. Esma daha fazla dayanamayarak yere çöktü. Artık gözünün önüne gelen yaşlar görünüşünü bulanıklaştırıyor kulaklarında hissettiği çınlamayla sesler çok uzaktan geliyordu. Zehra'nın titren elindeki varlığını bile hissedemez duruma gelmişti. Tüm bunlar olurken Hafsa Hanım girdiği şoktan çıkarak eşi ve oğlun arasına girdi. Eşinin kolundan tutarak sürüklemeye çalıştı. Müslümanım diye ortalıklarda dolanıyorken öz oğlunun eşine, yoldaşına böyle büyük bir iftirayı nasıl atarsın? Nasıl böyle büyük bir şey yaparsın? Çık. Çık git evden. Ve ne yaptığını düşünüp pişman olmadan da gelme. Yeter artık Ahmet, yeter bunca sene dedi. Ondan kat kat fazla kilolu olan eşini deli kuvvetiyle itekleyerek evden çıkarttı, kapıyı da yüzüne çarptı. Tüm bunlar yaşanırken Yavuz Zehra'nın sesini zar zor işiterek ona döndü. Abi, abi Esma bayıldı. Hızla yanına koşarak titren ellerini avuçların içine aldı. Esma güzelim aç gözlerini dedi. Ardından Zehra çabuk ambulansı ara diye bağırdı. Esma'ya seslenmeye devam etti. Zehra'nın getirdiği suyu yüzüne serpti, bileklerini kolonya ile ovuşturdu. Korku dolu geçen dakikanın ardından Esma yavaşça gözlerini açtığında karşısında hüngür hüngür ağlayan eşini buldu. Tuttuğu ellerini sıkarak Yavuz diye sayıkladı yorgun sesiyle. Yavuz Esma'nın ellerini öpçükler kondurarak gözyaşlarıyla ıslatırken dilinden sürekli aynı kelamlar dökülüp durdu. Özür dilerim sevgilim. Buna maruz kaldığın için özür dilerim, özür dilerim. Önce Esma'nın puslu bir ses kulaklarına değdi. Ardından gözlerini yavaş araladığında tüm duyuları aniden harekete geçti. Önce hastanelerinin kendine az kokusu ciğerlerine doldu. Başı hali hazırda ağrıyorken tavandaki ışıklar gözlerini yakıyor, yeni bir acı dalgasıyla sarsılıyordu. Öylece durduğu birkaç senliğin ardından Yavuz'un özür dileyişleri, siren sesleri, kalabalığın kesik sesi kulakların zihninin dehlizlerine nakarak doldu neler olduğunu tamamen hatırladığında derince yutkunmak istedi. Fakat boğazındaki kuruluk buna engel olunca yüz tekrar acıyla buruştu. Yanan gözlerine ve acı sirenlere veren vücudunu aldırış etmeden doğrulmaya çalıştığında gördüğü ilk şey Yavuz'un küçücük hastane koltuğunda kırılmış bedeni oldu. O esmanlı yüreğinden taşan koca cüssesinin üzerindeki içinde binbir şiiri konuk ettiği başı koltuğun kenarından birleştiği kolların üzerindeydi. Sanki gözleri uykuya yenilmeden hemen önce Esma'yı izliyor gibiydi. Esma kalkmaya çalışmaktan vazgeçerek yorgun bedenini tekrar yatağa bıraktı. Eşini izlemeye koyuldu. Kim bilir kaç saattir onun yüzünden perişan olmuş, kaç kere vicdanı sızına yenilmişti. Esma derin bir nefes alarak eşinde olan bakışlarını bomboş tavana çevirdi. Yavuz'un babasının söylediği her kelime birbir zihninde canlanırken yüreği aynı acılara tekrar tekrar şahitlik ediyordu. Belki de senin çocuğunu bilerek düşürdü. Belki de o çocuk senin bile değildi. Esma gözlerini sıkı sıkı kapatarak zihnindeki yankılanan sesi yok etmek istedi. Ama her denemesinde farklı bir ses göz kafesine yankılandı. Soyum kurayacak. Çorak bedenin oğluma bir evlat vermeyecek. Tüm bu acılar yüreğini yaktığında gözlerinden yaşlar birer birer firar ederek tenine karıştı. Her bir damlaya yüreğindeki acıyı sağlamak için katketti. etti. Ama olmadı. Artık canı eskisinden de fazla yanıyordu. Nefesi yine boğazına takılıyor, bedeni titriyordu. Yavuz uyanmasın diye dudaklarını ısırıyor, kendini tutmak istese de olmuyordu. Esma elini ağzına kapatarak Yavuz'a döndü. Herkesin uyuduğunda yüzünde oluşan o rahatlanmış ifade Yavuz'da yoktu. Esma her geçen gün Yavuz'un uykusundaki huzuru bile çaldığını düşünmeye başladı. Tüm bu düşünceler silsilesi birbirini kovalarken bir karar verdi gözlerini acıyla eşinden çekti. Kapatarak yüreğindeki o acının bir kat daha artışını hissetti. Bundan sonra vazgeçemezdi artık. Canı ne kadar yanarsa yansın, Yavuz ne kadar perişan olursa olsun yapmalıydı. Yavuz başlarda belki çok üzülecekti ama eninde sonunda alışacaktı. Sonuçta insan unutmaya da alışmaya da mahkumdu. Ama tüm olanları kendi tarafından baktığında yüreğinin dilinden dökülen her bir kelime kifayetsiz kalıyordu. Esma belki de birdenbire hayatına yer edinen Yavuz'u mahkum ettiği acılara alışamayacaktı. Geceleri düşünmekten, özlemekten, uykuya dalmadan önce sığındığı o sıcaklığın yokluğu yüzünden uyuyamayacaktı. Ruhu bedeninden önce çürüyecek, yüreğinde hissettiği tüm bu acılar o ruhu teslim edene dek dinmeyecekti. Esma derince yutkundu. Bakışlarını tekrardan eşine çevirdi. Babasından sonra ilk kez bir adamı onu böyle delicesine, böyle kördüğü misali sevmişti. Birinin adı ilk defa yüreğinin muhabbetlerine yer edilmiş, ilk defa birinin sesine, soluğuna, yüzündeki bir tebessüme dakikalar içinde hasret kalmıştı. Esma steril kokusunu bulaştığı havadan bir soluğu ciğerlerine solurken yatağından yavaşça doğruldu. Sağ tarafında bulunan komedinin üzerindeki suya uzandı. Güzelim, sen dur ben vereyim. Esma Yavuz'un uyku mahmuru sesini duyduğunda başını sallayarak geri çekildi. Onun uyuduğu koltuktan kalkışını, dağınık saçlarını kızarmış gözlerini ifadesizce izledi. Yavuz'un bardağı koyarak uzattığı suyu aldığında Yavuz, ne zaman uyandın güzelim diye sordu. Esma sudan koca bir yudum alarak sünnete uygun bir şekilde içti. Ve çok olmadı diyerek yorgun bir şekilde işine cevap verdi. Beni neden uyandırmadın? Esma küçük bir tebessüm etti. Bir yudum suyu daha boş midesine gönderirken cevap verdi. Kıyamadım. Esma su bardağını Yavuz'a uzatarak sözlerine devam etti. Ne zamandır uyuyorum ben? Evimize ne zaman gideriz? Yavuz kolundaki saate baktı. Vakit kaybetmeden maviliklerini Esma'ya çevirdi. Bir iki saat oluyor güzelim. Kan sonuçların çıksın. Hemen gideriz inşallah dedi. Gülümseyerek elini Esma'nın yüzüne koydu. İyisin değil mi? Bir ağrın sızın yok. Esma yüzünü eşinin avuçunun içine yasladı. Gözlerini kapattı. Başını tebessüm ederek iki yana salladı. Artık yok dedi. Yavuz gülümsese de zihne düşen şeylerin ardından Yavaşça gülümsemesi söndü. Esma ellerini sıkı, sıkı tutarak gözlerini kaçırdı. Özür dilerim güzelim. Babam denen o adamın senin için sarf ettiği her bir kelime için özür dilerim. Bir daha ne o ev ne de o adamın olduğu bir yere ne seni sokarım ne de kendim girerim. Esma başını iki yana sallayarak bu kez o elini Yavuz'un yüzüne koydu. Olmaz bir tanem. Orası senin evin. Çocukluğunun, ergenliğinin, gençliğinin ilk kötü tüm anıların. Tamam ben gitmem ama o evde babandan önce annen ve kardeşin var. Seni onlardan ve oradan mahrum edemem. O eve gitmelisin. Hem babanı Allah'a havale etsem de o senin baban. Her insan gibi o da dedikoduya nefsi ve şeytanın vesvesesine kalmış. Onun için benden özür dileme. Yavuz gülümseyerek Esma'nın alnını öptü. Geri çekildiğinde gözlerinin bir miktar dolduğunu gördü Esma. Yüreğinden öpeyim kadın. Sana taş atana, ellerine uzatan ellerinden öpeyim dedi. Dediği gibi eşinin elini öptü. Tam o sırada odanın kapısı açıldı. Aralanan kapının ardından Zehra Hanım ve hemen ardından Hafsa Hanım'ın endişeli yüzü gözüktü. Esma Zehra'nın üzerinde hala anışan kıyafeti olduğunu görünce üzüntüyle iç çekti. Esma'm nasılsın kızım? İyi misin? Hafsa Hanım yanına geldiğinde Yavuz yeni annesine vererek ayağa kalktı. Kardeşin omzuna kolunu attı. Esma Hafsa Hanım'ın sıcacık ellerini tutarak İyiyim Hafsa anne. Merak etme dedi gülümseyerek. Ardından bakışlarını Zehra'ya çevirdi. Zehra'm en güzel günüm mahvoldu. Böyle güzel bir günü benim yüzümden böyle hatırlayacak olmanı üzülüyorum. Zehra derin bir nefes alarak buruk tebessümle yüzünü aydınlattı. Esma saçmalama. Senin ne suçun var Allah aşkına dedi. Abisine biraz birazdan sinerek kelimelerine devam etti. Sen güzel yüreğini ferah tut. Abim bugünün acısını yüreğinden sildiğinde ben bu hep iyi hatırlayacağım, hatırlayacağız. Esma inşallah diyerek burukça gülümsedi. Uzun uzun yavuza baktı. Hafsa Hanım ona sarıldığında bakışlarını onun nurlu yüzüne çevirdi. İnşallah güzel kızım, inşallah. Aynı günün sabahı Esma üşüyen ellerini yüzünün altına koyarak eşinin bir iki santimetresinde onu izlemeye devam etti. Yavuz'un yüzüne değen nefesi, ciğerlerinin dolan kokusu her geçen saniye acısını daha da çok arttırıyordu. Yapacakları günün birinde. Yavuz'un onu sevmeyecek oluşu, bir başka kadına eş, bir başka çocuğa baba oluşu düşüncesi daha da ruhunu ve bedenini yakıyordu. Esma derince yutkunarak Yavuz'un saçlarını okşadı. Buna mecburum yüreğimdeki kördüğümüm düğümüm diye fısıldadı ardından. Hala saçlarını okşamaya devam ederken yüzünün her bir santimini zihnine kazımak için uzun uzun baktı. Kirli sakallarına, dolgun dudaklarına, sol kaşının içine gizlenmiş ve doğacak olan bebeğinde de olmasını istediği o küçük benine ve kalbine op gibi saplanan kirpiklerine. tak ki Yavuz'un göz kapakları aralanıp da Esma'yı nefessiz bırakana dek. Esma saniyeler sonra nefes almaya akıl ederek Yavuz'un kokusuna bulanmış oksijeninden ciğerlerine derin bir soluk çekti. Ruhu ve gönlündeki duvarlar onun gözlerindeki maviliklere boyanırken acelesiz bir tebessüm dudaklarına koydu. Bu tebessüm Yavuz'un yastığından başını kaldırarak doğrulmasının ardından Esma'nın gözlerini öpmesiyle daha da genişledi. Ardından Uyku mahmuru sesiyle günaydın, günün aydın olsun, sabahımın nuru dedi. Ellerini Esma'nın aşığı olduğu saçları arasında gezdirmeye başladı. Günüm, gözlerin gözlerime değdiğinde aydın ruhumun ışığı. Yavuz uyduğu kelamlar karşısında dudaklarındaki gülümsemeyi iyice genişleterek Esma'nın alnına bir öpücük kondurdu. Geri çekilirken Esma'nın yüzüne uzun uzun bakmayı da ihmal etmeyerek benim ruhu şiir kadınım, o yorgun ve güzel gözlerini neden uykudan mahrum etmiş acaba diye sordu. Esma sadece omzunu silkmekle yetindiğinde Yavuz sıcak çikellerini eşinin üzerinde gezdirdi. Güzelim, omuz silkmek ne demek şimdi? Hiç mi uyumadın? Peki neden uyumadın? Esma gözlerini kaçırarak ezbere bildiği odanın her bir santimetre karesinde gezdirdi. Bilmem, uyuyamadım işte dedi aksi bir sesle. Gözleri hala eşinin gözlerinden ayrıyken Yavuz bedenini yataklayıcı doğrultarak sırtını yatak başlığına yasladı. Esma'nın bedenini kendisine doğru çekti. Esma'nın başı eşinin göğsüne düşerken kolları çoktan Yavuz'un beline dolanmış, gözleri huzurla kapanmıştı. Yavuz eşinin saçlarını okşamaya devam ederken saçlarının arasına bir öpücük kondurdu. Çenesini Esma'nın başına yasladı. ''Güzelim, yüreğimin başta acı. O güzel aklını kirleten her neyse bana nasıl beraber temizleyelim. Temizleyemezsek bırak beraber kirlenelim. Seni böyle uykudan mahrum eden neyse söyle.'' beraber vuslata kavuşturalım dedi. Esma başını kena sallayarak sessizce cevap verdi. Bu kir seni de beni de aşıyor Yavuz. Yüreğim sığır atım ustakimde kalmış gibi. Sanki bir adım atsam bedenim ateşlere bulanıp kavrulacak. yara adım atsam dikenli tellerin keskin jiletleri ayaklarımı kanatacak. Öylece durayım desem ruhumun her bir zerresi kanamaya devam edecek. Yavuz, koca bir bilinmezliğin içindeyim. Esma'nın sarf ettiği her bir kelam Yavuz'un bağrında açan taze bahar fidanlarından birini kökünden kopartarak yüreğine acı veriyordu. Ruhuna yağan asit yağmurları sanki bedenini eritiyordu, dayanamıyordu. Esma bu kadar acı içinde kıvranırken ona merhem olamamaya dayanamıyordu. Babamı sırf yüreğini böyle dağladığı için af Esma derin bir nefes alarak eşinin sözlerine devam etmesini engelledi. Çünkü onun ağzından çıkacak her bir söz onu yapacaklarından bir adım uzaklaştırmaya yetecek kadar güçlüydü. Yavuz, Sadece sussak olmaz mı? Acı hala çok tazeyken konuşmak yüreğimi daha da çok yoruyor çünkü. Susalım güzelim. Susalım diyerek Yavuz derince iç çekti. Gözlerini yüreğin üstünde sevdiği kadının varlığıyla sıkıca kapattı. Bir hafta sonra. Esma, hadi ama güzelim böyle yapma. Bir hafta oldu. Koca bir hafta. Susalım dediğini sustum. Ama bu kadarı fazla değil mi ha güzelim? Ne zaman konuşmaya çalışsam benden kaçıyorsun. Sarılmama bile müsaade etmiyorsun. Neden benden kaçıyorsun dedi Yavuz. Daha fazla dayanamadı. Koskoca bir haftada Esma hiç beklemediği bir şekilde ondan uzaklaşmıştı. Sesi yetmezmiş gibi ondan gözlerine mahrum etmişti. Ellerini geçirdiği saçlarını, nefesini Yavuz değişiyle ruhunda açtırdığı çiçekleri eksik etmişti. Birden neden böyle soğuk kaldığını anlayamıyordu Yavuz. İçten içe babasını suçlasa da bir yana istemeden onu kırdığı düşüncesiyle çalkalanıyordu. Öte yandan Esma yüreğine kurduğu yuğ kazanların ateşini kendi elleriyle harlıyor, yine kendi elleriyle odunla besliyordu. Üstelik o kazanlarda fongur fongur kaynayan şey sıfacı bir zehirden başka bir şey değildi. O zehir günlerdir ruhunu çürütüyor, bedeni sarıp sarmalayarak iskeletini, çepeçevre sarmalayan her bir etini lime lime ediyordu. Canının acısını ise umursamamaya çalışıyordu, sanki bugüne dek. Esma derince yutkundu. Birkaç saniyenin ardından dudaklarını asırlar gibi gelen bir sürenin ardından araladı. Yavuz, ben çok düşündüm. Tarttım, ölçtüm, biçtim. Boşa koydum dolmadı. olmadı. Doluya koydum almadı. Rabbim beni böyle bir imtihanla şereflendirmiş. Böyle bir imtihanla belki de ölene dek yorulmamı istemiş. Amenna. Ama ben bu imtihanı seni de sürükleyip üzmek, kırmak, parçalamak, heba etmek istemiyorum. Senin güzel yüreğin bunları hak etmiyor. Esma, ben bu konuşmanın nereye gittiğini biliyorum. Yavuz lütfen sözümü kesme. Bak çok düşündüm ama böyle olmuyor. Kendi kendimi yiyip bitirdikçe sen benimle bitiyorsun. Ben ateşin mumu erittiği gibi seni eritiyorum. Her gün gözlerinde ümidi, mutluluğu alıyor, kederi yerine koyuyorum. Gam koyuyorum, hüzün koyuyorum. En çok da buna dayanamıyorum. Sana haksızlık ediyorum. Ben razıyım başka biriyle evlenmene. Boşanalım. Boş o... Yavuz aceleyle elini Esma'nın ağzına kapattı. Gözlerine yaşlar dolarken yüzünü iyice Esma'nın yüzüne yaklaştırdı. Gözlerinden yaşlar birer birer düşmeye başladığında bu kez Yavuz'un gözyaşları Esma'nın yüreğine zehir gibi aktı. Esma, dilin razı evet ama ya yüreğin? Yüreğin razı mı beni sensizlikle sınamaya? Beni öldürüp yaşamaya mecbur etmeye razı mı? Sen sanıyorsun ki sen gidince ben mutlu olacağım. Yeni bir yuva kuracağım. Yapma Esma. Ben seninle mutsuzluğu göze aldım. Hazan isminin yükünü seninle omuzlarımda taşıdım. Herkesin mutlu olmak için çabaladığı şu dünyada gönlümü yıkan gözyaşlarını göze aldım. Acı, keder, hüzün hepsine alışılır Esma. Ama ben sensizliğe alışamam. Yapamam. Beni böyle kimsesiz bırakırsan ben ölürüm. Deli divaneye dönerim. Yapma. Yapma bunu Allah aşkına diye Yavuz gözyaşları eşliğinde haykırdı. Ve Esma'nın bedenine sıkı sıkıya sarıldı. Esma, Yavuz, ben dayanamıyorum. Canım acıyor, ruhum yanıyor. Dayanamıyorum diye inleyerek ağlamaya başladığında Yavuz Esma'yı iyice kendine çekerek sarıldı. Ruhlarının hemhal olduğu bir zaman diliminde gözyaşları birbirine karıştı. Biri kor olurken diğeri alevlerini söndürdü. Biri yağmur olurken diğeri ölü toprakları güneşi söndürdü. Biri çöl iken diğeri çölün aşkıyla yanıp tutuşmuş bir nülfer olup yorgun ruhlarına kondu. Diğer gün sabah Esma ne olursa olsun kafaya koymuştu. Susarak hissiz davranarak Yavuz'u kendinden soğutacağını sanmıştı. Saçmalık olduğunu ve işe yaramayacağını biliyordu. Düşündüğü gibi de olmuştu. Esma sustukça Yavuz daha çok üzerine titremişti. O soğuk davrandıkça sözleriyle daha da çok titreyen ruhunu ısıtmıştı. Geriye ise yüreğin ayazına çatlayan ellerinde bir yol kalmıştı. Bu yol gözüne uzadığı kadar ruhunda da uzuyor, yüreği türlü çeşit afetlerle çankalanıyordu. Canı sanki bedeninden çıkmak ister gibi acıyordu. Gözleri ağlarken yüreğindeki yangını söndürmeye yetmiyordu. Kaçıyordu. Bu şehrin ona armağan ettiği tüm mutluluktan, huzurdan ve acıdan bir korkak gibi kaçıyordu. Esma burnunu çekerek yeni yenisinin geleceğini bile bile gözyaşlarını sildi. Kalemi masanın üzerine gelişi güzel bırakarak buğulu gözlerle son kez mektubu okudu. Katlayarak yatak odasına gitti. Komodinin üzerine bıraktı. Ve İkisine ait olan koca dünyaya son kez baktı. Yatakların bir köşesine oturarak her bir ayrıntısında bir ana olan o odayı son kez izledi. Son kez baktı o pencerenin açıldığı gök kubbeye ve son kez Yavuz'un yastığına sarılarak kokusun ciğerlerine doldurdu. Ardından ağır ısıl kalktı. Gözyaşları akmaya devam ederken varizine Yavuz'un sabah giderken çıkarttığı tişörtü de kattı. Varizin fermuarını çektiğinde yüreğinde bir yara izi daha açıldı Esma'nın. Varizi de elini alarak mescit olarak kullandıkları o odaya adımını attı. Bedeni gül kokusuyla çevre sarılırken kitaplıktan Kur'an-ı Kerim'ini, Yavuz'a evet dediği kitabını ve kendine ait olan birkaç parça eşya aldı. Sonra bu odaya son kez bir daha baktı. Yavuz'la kitap okudukları köşeye değdi bakışları. Seccade kavgası yaptıkları anlar gözüne bir damla yaş eşliğinde canlanırken daha fazla dayanamayarak buradan çıktı. Sonra ayakları onu salona getirdi beraber film izledikleri uzun geceler, birbirlerine yastık attıkları, kahkahaların birbirine karıştığı anlar ve bebek haberini ailelerine verdikleri o gün zihnine düştü. Şimdi sadece yüreğinde acı bir ana olarak kalacaktı. Evladın hasretine Yavuz'un da hasreti katık edecekti. Yüreğine yağan karlar emaneti teslim edene dek erimeyecekti. İçinde ölen o çocuğun bedeni zihnindeki kurak topraklara karışacaktı. Aynı evladının bedeninin annesinin karıştığı topraklara gibi. Esma artık eski evinin kendine has kokusundan derince bir nefesi ciğerlerine çekti. Son kez evine baktı. Yavuz bu evde, bu odalarda başkanlılar yaşayacaktı. İçinde Esma olmayacaktı. Ama bu duvarlarda bir çocuğun sesi yankılanacaktı. Babası Yavuz olan, mavi gözleri çakmak çakmak bakarak etrafa gülücükler saçan, başka bir kadına anne diyen bir bebek. Esma daha fazla dayanamadı. Valizini alarak hızla evden çıktı. Görünüşünü bulanıklaştıran her bir damlayı elinin tersiyle hınçla sildi ve her bir duvarına ayrı bir anıya astığı bu evi şimdi bir kibrit atışı ile darmadağın ederek tüm yaşanmışlıkları, yaşanacak olanları hayallerinle yanına alarak bu şehirden ve ruhun ışığından gitti. Aynı günün akşamı, Yavuz cebinden anahtarı çıkartarak koca bir soluğu dudaklarından firar ettirdi. diğer eliyle yorgunluktan zonklayan başına yastı. Diğer elini yorgunluktan zonklayan başına yasladı. Yavaşça bastırdı. Geçmesini umarak birkaç saniye bastırmaya devam etti. Ardından anahtarı yuvasına soktu. Yüzündeki yorgun ifadeyi silerek sahici bir gülümsemeyle aydınlattı yüzünü. Çünkü kendini her an, her saniye iyi olmaya mecbur hissediyordu. Esma zaten dağılmışken bir de onun dağınıklığını, içinde kırılan milyonlarca parçanın canına battığını, battığı yerde kanattığını görse kendini hayatta toparlayamazdı. Zaten nefsi ve ruhu ona yükken bir de sevdiği kadının ruhunu acılarını ekleyemezdi. Yaralı elleriyle yüreğindeki cam kırıklıklarını toplayıp o haliyle yaralarını sarmasını izleyemezdi. Yavuz tekrar derin bir nefes alarak yüzündeki gülümsemeyi genişletti. Anahtarı çevirerek kapıyı araladı. Ayakkabıları çıkartıp içeri adım atarken Esma ben geldim güzelim diye seslendi. Üzerindeki ceketi çıkartırken içine düşen kurt Ruhundaki tüm kötü olasılıkları kusmaya başladı. Yavuz tekrardan bağırdı. Esma güzelim, neredesin? Yüreğine düşen korku tohumları bir bir filizlenip Yavuz'un yüreğini kanatırken mutfağa doğru adımladı. Balkonda olduğunu umarak mutfağa girdiğinde Esma'nın akşam yemeğini hazır ettiğini gördü. Adımlarını balkona atıp büyük bir boşlukla karşılaştığında yüreği ve elleri çoktan titremeye başlamıştı. Hızlı adımlarını sırayla banyo, lavabo ve mescide doğru attı. Esma lütfen aklıma gelen şeyi yapmış olma. Sayıklayarak yine soğuk bir boşlukla karşılaşmanın acısıyla yüzleşti. Gözleri dolarken son bir umut kırıntısıyla yatak odalarına adımını attı Yavuz. Gardırobun açık kalan kapağından Esma'nın tarafının boş olduğunu gördüğünde adeta beyninden vurulmuşa döndü. Soluğu boğazına takılı kalırken yüreği attığı her bir adımın altında biraz daha eziliyordu. Yavuz boğlu gözlerle odaya birkaç adım daha attığında Esma'nın bıraktığı kağıdı gördü. Yüreği binbir hecinin altında çırpınırken Esma'nın teninin bulaştığı kağıdı parmaklarının arasına alarak bedenin olduğu yere bıraktı. Sırtını Esma'nın yüreğinin açtığı enkaz kadar soğuk duvara dayadı. Yavuz'un bedeni alev alev yanarken ruhu üşüdü Yavuz'un. Eşim dediği kadını sarmaladığı kolları, suretini hasret arayan göz bebekleri üşüdü Yavuz'un. Gözlerinden bir iki damla yaş firar ederken boğazındaki acı bir yük gibi takılı kalan yumru her saniye canını daha çok acıtıyordu. Yavuz üzerine Esman el yazısıyla ruhumun ışığına yazdığını görünce içindeki son ümit tanesi de yerle bir oldu. Tam o an Yavuz öldüğünü hissetti. İçinde bir rüzgar daha esti. Yanan bedenin ateşini bir mumu gibi söndürdü. Gün henüz batmamışken zifiri bir karanlığa en sevdiği tarafından mahkum edilmişti. Esman'ın ellerinin iziyle yazılan ölüm emri Yavuz'un her teline aşık olduğu saçlarının boğazına dolanıp nefesini kesmesiyle son bulmuştu. Gitmişti. Öldesi öleceği kadın onu bir hiç uğruna bırakarak gitmişti. Yavuz hala bunu tam kavrayamamışken Esma'nın yazdığı mektubu yavaşça arıladı. Gözlerinin akmakta olan yaşları elinin tersiyle sildi. Dudakları onu ölüme terk eden her heceyi hançerle yüreğine kazır gibi tek tek okudu. Ölü ruhumun yegane ışığı. Ansızın hayat bahçeme girdin. Nasıl oldu? Nasıl bu kadar ait hissettim birine kendimi? Hiç bilmiyorum. Hiç kimseye hiçbir şeye güvenemeyen ben, ilk defa gözlerinde gök bedenize taşıyan bir adama güvenmek istedim. Hayallerde bile gerçeklerin ipini bırakmayan ben, hiç olmayacak hayaller kurdum. Hiç olmayacak rüyalardan gülümseyerek uyandım, dönüştüm, değiştim. Aynaya baktığımda gördüğüm o kadın her seferinde daha da güzelleşti. Her dokunduğunda bana yürekten gelen o güzel gülümsemenle her baktığında, elin her elime değdiğinde ben daha güzel oldum. İçimden başka bir ben çıktı. Seninle doğup, seninle büyüdü. Seninle göğü serpilip, gülüşünle her bir dalına su yürüdü. Sonra ilk defa nefes aldığımı, ilk defa nefesimin boğazıma takılı kaldığını, bir kalbim olduğunu hissettim. İlk defa birine benzediğimi, ilk defa birinin bana bu kadar çok benzediğini. Gözlerimi açtığım her güne şükrederek daha çok sebep bulmayı, gözlerime değen gözlerinde uyandığım her sabah daha çok sevdiğimi hissettim ben. Sevmeye de devam edeceğim. Uzak bir diyarda yüreğimde açılan bin bir yaranın üzerine ektiğin çiçeklerle seni seveceğim. Anılarda, hayallerde, uzun yolculuklarda, zihnime kazıdığım suretin, ciğerime nefes aldığım her solukta, gözlerim kapalıyken ya da açıkken, yine her bir zerremle seni sevmeye devam edeceğim. Ama sen, ben çiçek veremeyecek kadar çorak bir toprakken, masum bir filize gökyüzü olmaya devam edeceksin. Ona baba olacak, beni sevdiğin gibi onu da sevecek, Önce kendini nasıl sever, onu öğreteceksin. Yüreğim her gün yeniden ölmeni kaldıramıyorken, son bir kez en ağır şekilde bunu yapmak çok zor olsa da bunu yapmalıyım. Beni, yüreğindeki bizi affet. Serçe kadar yüreğimin, gökyüzü kadar sancısı ahirette kılan sevdamıza, kendine, yüreğinde istemeyeceğini bildiğim bize, iyi bak. İşte bu kadardı. Tüm hayalleri, acıları, Yavuz'un üstüne yıkılırken, Esma'nın son kelamları Yavuz'un parmakları arasından kayarak geri düştü hemen yanına Yavuz'un ruhu ölmüş bedeni devrildi. Tüm yaşadıklarının bir kuruntu ve rüyadan ibaret olmasını dileyerek kesif bir karanlığa parça parça teslim oldu. Kaçmak bazen çok kolay gibi gözüken ama dünyanın en zor şeyiydi. Hele geride kırık bir yürek ve paramparça hayallerle gidiyorsan her şey bin kat daha zordu. Onu doğurup bağrında filizlendiği bozkırdan ve gözlerinden denizin ve gökyüzünün yansımasını taşıyan adamdan kaçmaksa ruhu için başlı başına intihardı. Bu intiharı göz almak zorunda kalmıştı. Çok düşünmeden aklına gelen yolu uygulamak zorunda kalmıştı. Kalacağı yeri, Yavuz'un onu bulmaması için başka bir şehirden İstanbul'a gitmeyi planlasa da bundan gerisini planlayamamıştı. Mesela Yavuz'un ellerini ıstan ellerini hissetmeden nasıl uyuyacaktı? Yanına aldığı o tişört kaç gün daha ciğerlerini dolduracaktı? İki cihanda da yürek mabedinin baş köşesinde asılı olan Yavuz'un kokusunu nasıl alacaktı? Ya da bunca acıya tek başına nasıl göğüs gerecekti? Çünkü aile acı alışmıştı Yavuz'un kendi ruhundan kopardığı parçalarla Esma'nın yırtık ruhunu yamalar yaparak tamir etmesine. Esma yine göz dolduran yaşlar eşliğinde bavulunu çekerek hızlı adımlarla yürümeye devam etti. Birkaç adım atmıştı ki bavulu tekerli bir taşa takıldı. Esma hınçla bavulu çekiştirdi. Gelmediğinden daha da sinirlenerek hızla çekiştirdi. Aniden takıldığı taştan kurtulan bavulla dengesini kaybederek iki dizinin üzerine düştü. Taşlı yüzeyle aniden hemel olan dizleri, avuç işleri kanlarla dolarken Esma'nın ağlaması daha da şiddetlendi. Feracesinin çamurlara bulanmasını dert etmeden bir kaldırım kenarına attı bedenini. Ellerini acıyan dizlerin üzerine koyarak, hüngür ağlamaya devam etti. Orada etrafındakileri bakışları arasında ağladığı kısa bir sürenin ardından, buğulu gözlerinin ardından bir teyzen ona yaklaştığını gördü. Burnunu çekerek gözyaşlarını silmeye çalıştı. Babaannesine benzeyen teyze ağır usulü yanına yaklaştığında Esma şu anda babaannesinin dizine yatıp saçlarını okşarken her şey geçecek demesini öyle çok istedi ki yüreği acıyla kıvrıldı. Yanına yaklaşan teyze sanki Esma'nın biraz önce dediklerini duymuş gibi başını ağır usul okşayarak eğildi. Gözlerine bakarak, ''A benim güzel kızım, ne oldu, niye böyle ağlıyorsun?'' diye sakince sordu. Esma gözyaşları arasında yaralı avuç içlerini teyzeye gösterdi. Ağlamaktan kısılan sesiyle kısaca cevap verdi. Düştüm. Teyze yavaş Esma'nın yanına çöktü. Sorgusuz sualsiz bir şekilde kirli ellerini sıcacık elleri arasına aldı. Cebinden çıkarttığı mendille hafif dokunuşlar yaparak yara çukurlarına biriken kanları temizlerken bu ağlama düştüğün için değil. Bilirim ben güzel kızım. Bu ağlama dikenli tellere takılı kalan yüreğin acısından dedi. Esma o an yutkunamadı. Sulu gözlerini yavaşça teyzeye çevirdi. Derin bir nefes alarak teyzenin gözlerinin bavulu yoklamasını izledi. Konuşmak için ağzını açtığında ne söyleyeceğini bilememene nezikliğiyle dudakları tekrardan düz bir çizgi haline aldı. Kaçtığını ne bilmem ama gittiğim bu taşlı yol cehennem narından daha fazla yakmış canını. Dizlerini düşmek değil de geride bıraktıklarını koşamamanın acısı sarmış. Esma derince yutkunarak, Bakışlarının nurani bir yüze sahip olan teyze de uzun uzun gezdirdi. Tüm bunları nasıl tahmin ettiğini anlamak ister gibi yüzünü izledi. Rabbim acını sağaltsın, ruhunu onarsın, koştuğun yollardaki dikenleri gülessin güzel kızım. Esma teyzenin bunun demesi üzerine yavaşça ayağa kalktı. Gözlerinde kalan son damlaları da silerek teyzenin eline uzandı, öperek alnına koydu. Allah razı olsun, hem doğan hem de yardımın için. Mendeniz için de özür dilerim böyle kana bulanmasını istemezdim dedi. Karşısındaki kadın yaşlılara has bir kıkırtıyla gülerek uzun uzun Esma'ya baktı. Dünya küçük. Olur ya bir kere daha denk düşerse yollarımız o zaman ödeşiriz dedi. Ayağa kalkıp Esma'nın yüzüne sıcak elini yaslayarak önce Allah'a sonra yüreğindekine emanet ol güzel kızım. Es selamu aleyküm dedi. Geldiği gibi giderek Esma'yı yalnız bıraktı. Esma dakikalarca teyzenin ağrısul ilerlemesini izledi. Biraz daha burada oyalanırsa otobüsü kaçıracağı aklına geldiğinde bavulunu aldı, hızlı adımlarla terminale gitti. Oraya vardığında etrafındakilerin acıyan bakışları eşliğinde otobüsün yerini öğrendi. Aceleci adımlarla giderek bavulu muavine teslim etti. Yerini bulup bedeni rahatsız otobüs koltuğuyla kavuşturduğunda aslında ne kadar yorgun olduğunu fark etti Esma. Gözlerini sıkı sıkıya yumarak her şeyin bir rüyadan ibaret olmasını diledi. İçindeki yaralardaki o koca parçalar sızladığında Hantalca gözlerini açtı. Gerçekli bir kez daha burun buruna geldi. Onu bir süreliğine misafir eden, ona can veren annesinin gözlerini açtığını ve onun hasretiyle yanarak gezdiği bu kaldırımlardan, evladını canından eden o yollardan Yavuz'dan gidiyordu. Göz yaşlarıyla suladığı şehre son bir kez daha baktı Esma. Otobüs ağır usul hareket etmeye başladığında bir nefes kadar sessiz bir şekilde fısıldadı. Hoşça kal Malatya. Sana bıraktıklarıma iyi davran. Ardından dakikalar birbirini kovaladı. Akrep gel ayağına takıldı. Gök yırtını parçalanarak akıtırken toprağı acılarını bu kez esma sustu. Bakışları cama çarparak yanına kattıklarıyla ağır usul giden yağmur damlacıklarına değdi. Damlaların birbirini kovaladığı devasa evrenin içindeki toz dereceği kadar küçük olan dünyaya bir damla daha düştü. Bu kez çevresinde akıp giden tüm türdaşlarına inat tek başına tutundu. Dakikalar sonra Zihninin tozlu raflarından babasının sesinden bir kelam çalındı Esma'nın kulaklarına. Mikail Aleyhisselam, Hazreti Adem'in yaratılışının öncesinden beri yeryüzüne gönderdiği her yağmur tanesini bir meleğe emanet edermiş. Her melek sırasının gelmesini beklerken bir damlaya yoldaşlık eden melek kıyamete kadar bir daha asla görevlendirilmezmiş. Esma dudaklarına küçük bir tebessüm kondurdu. Su ile kendini, melek ile evladını bağlaştırması da çok uzun sürmedi yavrusu birkaç ay içinde ona yoldaşlık etmişti. Kısacık zamanda ruhunu binbir duyguyla sarıp sarmalamıştı. Minik elleriyle babası gibi sarmıştı ruhunu. Ama yolun başına geldiğinde sanki görevi bitmiş de cennete gitmişti. Esma'nın dudaklarını hüzün ve özlem dolu bir tebessüm konarken boğazına bir düğüm daha oturdu. Şimdi doğduğu topraklara emanetini ve yegane özlemini aylar sonra görmeye gidiyordu.